hocamız ve değerli misafirlerimiz. Pankromatika dizisinin 3. toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu toplantımızın 3. başlığının ismi biraz böyle karışık ve janjanlı görünüyor. O sizi korkutmasın lütfen. Teknik fetişizm ve doğanın neoliberalizm temel yükelenmesi ve ona yönelik bir eleştiri başlığıyla. Yani bu kadar tabii iddialı bir lafın altından kalkmak kolay olmayabilir ama en basit tarihiyle söyleyecek olursak eğer, teknik, sizler de biliyorsunuz, bir tür bir şeyi yapma biçimi, yol, yordam, ona yaklaşma biçimi, onu kavrama biçimi. Dolayısıyla elle, gözle çok yakından ilişkili bir şey. Ama öte yanıyla da bugün daha çok bildiğimiz haliyle teknik, aslında sistematik olarak bir şeyleri düzenleme, yayma, tekrar etme anlamına sonra biçimi ve daha çok biz teknik deyince aklımıza doğal olarak teknoloji geliyor ister istemez. Şimdi dolayısıyla teknik kavramına işte herhangi bir sanatın alanın içinden yaklaşmak, onun doğru bir şekilde gördüğü yol yordama sahip olmak başka bir şey. Bu çok hoş ve çok insani, çok hepimizin kavrayabileceği bir şeyken bir yandan da sistematik olarak üretilen ve çok eşitsizlik ve hiyerarşi yaratan bir teknoloji olduğu ve bu yönü olduğu da çok açık bir şey bir yanıyla. Şimdi dolayısıyla tekniğin fetişizme dediğimizde aslında teknolojik olarak üretilen, yeniden üretilen, yayılan ve bu iş böyle olur denen organizasyonun kendisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla merak ettiğimiz yol yordamla kendi alanımızda kendimizce bulduğumuz yenilikleri kastetmiyoruz. O yüzden de teknik fetişizmi teknoloji aracılığıyla doğanın düzenlenmesi, bir bedava mal ve malzeme gibi yoğrulması, sonsuz bir yararlanacağımız bir şey gibi düşünülmesi, hiçleştirilmesi ve eğer doğru kavruyorsak eğer bir yanlış yapmış olabiliriz. Yanlış yapmış olabiliriz. Doğayla ilgili bazı şeylerde teknik hatalarımız olabilir. Ama gerekiyorsa bunu düzeltecek olan biziz. Dolayısıyla yine teknoloji yardımıyla doğanın bütün kayıplarını telafi edebiliriz. Merak etmeyin. Hiç çekinilecek bir şey yok. Kavrayışının kendisini bize gösteriyor. O yüzden de teknik bugün hakim anlamıyla hiyerarşi, bilgi, fark yaratma ve dolayısıyla bu fark yaratma organizasyonları eşliğinde hükmetme ve üst bakışla bize bir şey anlatmaya çalışıyor. O da diyor ki ne yapılıyorsa olsun sonunda bir ilerleme var. Bunun küçük hasarları olabilir, gerekiyorsa biz telafi ederiz. Bu aralar çok sık karşılaşıyorsunuzdur. En çok karşılaştığımız laflardan bir tanesi yeniden dönüşüm. Firmalar reklam veriyorlar. İşte neyse çocuklarımız için sahalar yapıyoruz. İşte gelecek kuşaklar için bütün plastikleri dönüştürüyoruz. Firmalar, insanlar, ürünler. O kadar özgüvenliler ki. Kayıp anlar, telafi edilebilecek şeyler. Ne yapılıyorsa tekrar geri dönüştürüyor. Merak etmeyin, her şey aynı yerde. Dolayısıyla gerekiyorsa biz yaparız. Bu biz yaparız. Küstahlığı ve tekniği bizim yol yordam diyebildiğimiz araştırma, soruşturma kendiliğinden bir şeyi kavrama biçiminden çok farklı. Bu hiyerarşiyi bize öğreten kapitalizm. Bu kapitalizmle ilgili meselede ikinci büyük şeye geliyoruz. Bizim için zor alanlardan bir tanesi gibi görünüyor. Belki şöyle açıklayabilirim bunu. Goethe'nin Çin atasözünden yararlanarak bulduğu güzel bir sözcük var. Diyor ki bir şeye ne kadar yakından bakarsan o da sana o kadar uzaktan bakar. Çok duyduğumuz, dolayısıyla çok duyduğumuz için elbette bir şeyler hissettiğimiz ama çok duyduğumuz için ne kadar onun hakkında bir şey biliyoruz o kadar da uzak olan bir kavram. Neoliberalizm. Neoliberalizm, burada ders anlatacak halimiz yok elbette. Sizi de bayılmayacağım, merak etmeyin. Ama üç cümleyle şöyle bir şey bilmeye ihtiyacımız var. Eskiden liberaller, liberal düşünce ortaya çıktığında kendini hep devlete karşı konumlamıştı. Oysa ki yeni liberaller devletle beraber iş yapmaktan çok mutlular. Özgürlükleri ve hakları savunmakla hiç kendilerini burada yetinmek istemiyorlar.
Dolayısıyla hukuk başta olmak üzere her şeyi kişiselleştirerek, toplumsal ve kolektif özünden soyutlayarak devleti arkalarına alarak iş yapmak istiyorlar. Neoliberalizmde neo diye bir şey varsa, eski liberallerin özgürlükler, haklar, devlet olmasın ya da minimal olsun iddiasına karşı devlet her şeyimiz ve hep olsun çabasıdır. Biraz belki karikatür üzererek söyleyecek olursak eğer, yeni liberaller devletsiz hiçbir şey yapamıyorlar. Çünkü en güçlü kararlar, kanun hükmünde kararnameler, yasalar hep devletin desteği ve dolayımıyla geçiyor. O yüzden de yüzlerindeki pek bilmeyen bir sırıtmayla iş adamları ve iş kadınları bizim karşımıza çıktıklarında hak ve özgürlükler hakkında çok güzel konuşabiliyorlar. Dolayısıyla bir yanıyla teknik, evet küçük hasarlar olabilir, hiç merak etmeyin, her şeyi telafi ediyoruz ve etmeye hazırız. Çünkü elimizde teknoloji var ve onun dışında geriye kalan şeylere baktığımızda da zaten hak ve hukuk var ve bununla ilgili düzenlemeler var. Dolayısıyla her şey kontrolümüz altında ve her şey daha güzel. Bize anlatılan şeyle gerçeklik arasındaki ayrım, uçurum arttıkça tabii ki şüpheler, bununla ilgili kaygılar, özellikle genç kuşaklarda farkındalık, bu hikaye tam böyle değil. Başka bir alan yaratıyor. İşte bu toplantıda bana göre yaşı itibariyle herkes genç ama iki tane genç kuşaktan çok kıymetli ve gerçekten burada olmaktan ve onlarla tanışmaktan ve beraber olmaktan kendi adıma çok mutlu oldum ve onur duydum. İki arkadaşımızla, birisi sanatçı, diğeri ise sınırlar arasında gidip gelen arkadaşımızla birlikte bir başka şeyi deneyimlemem bu sınırlar altında. Birincisi, teknik bize anlatılan haliyle değil, başka türlü de olabilir. Yol, yordam, arayış, kendi elimizle kavradığımız, çocukların bir oyunu kavradığı gibi, köylülerin ellerindeki aletle toprağı tanıdıkları gibi, zanaatkarların kafalarında tasarladıkları şeyi üretmek istedikleri gibi bir zamanlar ihtiyaçlarına göre ve sanatçıların her zaman ve her daim imgeledikleri gibi. Dolayısıyla teknik dışarıdan örgütlenen hiyerarşik, erkek bakışlı ve hep işlevsel bir şey olmak zorunda değil. Bu çerçevede bu konuşmaların tamamını arkasına devleti almış, küstah ve yukarıdan bakan liberaller yerine başka şeyleri başka türlü olabileceğini hissettiren, düşündürten genç insanlarla beraber olmak bence çok kıymetli ve çok önemli bir şey. Kendi adıma söylüyorum ve umarım sizler de aynı fikirde olursunuz. Konuşmacılarımızı daha fazla lafı uzatmadan kısa birkaç cümleyle ve kendi öznel deneyimimle, çünkü çok yeni tanıştım ikisiyle de biraz sizlerle paylaşmak isterim. Aslı Otman yazılarından bildiğim gerçekten de yeni yeni hem insan olarak hem de etkinlikleriyle tanımaya çalıştığım, benim çalıştığım üniversite alanından olup da bu kadar sıra dışı işler yapabilen nadir insanlardan bir tanesi. Gerçekten sınırlar arasında gidip geliyor. Bir yanıyla büyük data denen verilerden yola çıkarak akademinin çok konformist ve üçkağıtçı, öyle değilmiş gibi yapıp çok radikal görünüp sahtekar taraflarından farklı olarak gerçekten hayatın içine dokunuyor. Ve işçilerin ölümleri, gözümüzün önündeki kayıplar, elimizden giden hayatımız ve anlatılan hikayenin bütünlüğü konusunda değişik yönleriyle her zaman karşımıza teoriden dolayımlanmış çok güzel işler çıkarıyor. Örneğin 2019-20 yılında Covid'den sonra hayat ve sağlık politikaları üzerine yaptığı çalışmalar. Şimdi birazdan dinleyeceğimiz, onunla beraber çok daha ayrıntılı olarak hakim olacağımızı düşündüğüm, Walter Benjamin'in tarih felsefesi tezlerinde, tarih kavramı üzerine tezlerde anlattığı bir enkaz, bir yıkım. Bu yıkımın bütün izlerini değişik yollardan dolanan izlekleriyle çok değişik insanı, şöyle diyeyim, dinsel olmayan bir aydınlanma, bir şeyin başka türlü de düşünülebileceğine dair bir izlenim, bir imge sunması bakımından bence çok
kıymetli ve çok önemli şeyler yapıyor. Kerem'in işlerini çok yeni takip etmeye başladım. Fakat hemen mesleki deformasyon, ilk beni götüren yer onun çalışmalarında devlet üzerine yaptığı enstalasyondan acaba bir ortaklık kurabilir miyim diye, tabii ki var. Hemen kurdum ve onun üzerine bir şey yazma ihtiyacı hissettim. Ve dolayısıyla bende çok şey çağrıştırdı. Ama yani bu deformasyon tarafı, onu geçiyorum devletle ilgili. Eğer sizler birazcık hani müzikle genç kuşaklar daha çok ilgilisiniz. Asfalt Dünya diye bir grup hatırlıyor olmalısınız. Onun Asfalt Dünya'nın Orman Kralı'ydı değil mi? Ormanlar Kralı. Çok güzel bir albümü vardı. Oradaki temalarla beraber Kerem'in yapmaya çalıştığı şeyler arasında öyle bir gönül yakınlığı var ki, güzel bir yakınlık. Asfalt Dünya, dolayısıyla onun bizim için bence önemli olabilecek şeyleri, sokaklarda biten otlar. Ta bundan 40 yıl, 50 yıl önce şöyle diyeyim, kayayı denen incirle Turgut Uyar'ın bize çizdiği daha doğa romantizmiyle, yani mağlul bir dünyadan, kayayı denen incirden asfaltı denen otlara doğru giden, o kadar güzel bir hatırlatma, öyle güzel çerçeveler, öyle güzel arka planda imgeler çıkarıyor ki Asfalt Dünya grubu ve onun Ormanlar Kralı'na götürebilir sizi. Hatta bir film vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum. Kamil Koç isminden dolayı hiç unutmuyorum yönetmenini de. Yıllarca başımızda başka türlü bela olan otobüs firmasından. Ama onun mesela, hatırlarsan Asfalt Çiçekleri diye bir grup, bir Fransa göçmeni bir kişinin etrafında çizdiği çok güzel bir imge vardı. Asfalt Çiçekleri grubundan gene kayayı delen incir gibi. Aradan tırtlamış ve modern metropolün içerisinde hep aydıksı otlar, ister istemez yani. Doğa kendisini, sen ne kadar dışarıda kendini kurup çerçevelesen de onun bir parçası olduğunu sana hatırlatıyor. Kayayı deliyor, otları, asfaltı deliyor gibi. Ama benim, Kerem'in beraber onunla bir gün bir şey yaparsak, hani tür şeyiyle, en çok ilgimi çeken son işlerinden bir tanesi oldu. O da tam aynı şeyi düşündüğümüzü zannetmiyorum. Farklı farklı yerlerden gelebiliriz. Yılan balıkları oldu. 2001-2021'deki Kore'deki işleri sahil üzerine, sahildekiler üzerine yaptı. Yılan balıklarının onun akışta sanatın bir parçası olarak ve tabii gene mix enstalasyon olarak çok ilginç ve çok hakikaten ilham verici özellikleri var. Ama ona ekleyebileceğim şeyler olduğunu düşündüm başından itibaren. Mesela Cortazar'ın ve bütün nöro bilimcilerin yılan balıkları üzerine düşünmesinden, yılan balıkları üzerine çok güzel şeyler var. Hem kitaplar var, çok güzel belgeseller var. Ama size özellikle Cortazar'ın yılan balıklarının Karayipler'den başlayarak İtalya Po Ovası'ndaki serüvenine, onlara yön veren nörolojik akış değil sadece, swarm denen kendine özgü sürü davranışı özelliklerini. Ama bu sürü davranışının koyun sürüsünden ziyade ortak sinyallerle benzer durumlarda, benzer şekilde davranan bir tür yeni bir kolektif çizme, kolektif bir etkinlik ortaya koyma özelliklerini. Hem kognitif hem duygusal. Ona atıfta bulunarak. Mesela Kerem'in işlerinde, bu özellikle yılan balıklarında bir ortak noktamız olduğunu. Çünkü Kerem de başka sanatçılardan farklı olarak benim çok hoşuma giden bir şey yapıyor. Bir ekiple beraber çalışıyor. İnsanlarla beraber çalışmak sanatçı için zor bir şeydir. Ve işleri paylaşıyor, yeniden kurguluyor. Dolayısıyla yılan balıkları üzerinden yaptığı bu mix enstalasyonun ben devamını başka koşullarda çok genç bir insan için, Kerem gibi, daha yol ilerlediğinde biraz daha edebiyatla, biraz daha bilimlerle, hani burada yapmaya çalıştığımız ve her zaman başarılı olamadığımız
doğa bilimleriyle karşılaşma, bütün sanatçıların ihtiyacı olan, genç kuşakların ihtiyacı olan bir şey. Bunu yapabildikleri oranda çok güzel şeyler çıkarabileceklerini düşünüyorum. Ekonomi, politik, ne kadar kaçarsak kaçalım orta sınıflar olarak bizim gözümüzün önünde emek hala daha çok önemli ve her şey. Kerem gibi genç arkadaşlarımızın bütün kolektif çabalarıyla karşımıza gelen şey ise dolaşımda olan hayatın, doğal olarak tabii ki yapılı ve doğal çevrenin sınırlarına gittiğimizde gene kendi sınırlarımıza gittiğimiz gerçeği. Son cümlemi şöyle tamamlamak isterim. İkisinin de ortak yönünün yine bir başka önemli düşünür Walter Benjamin olduğunu hep düşünmüş oldum yani. İkisinin işlerine ve düşüncelerine bakarken sadece emek her şey değil. Daha önemlisi bir şeyi üretmek için tekneye baktığımızda kendimiz olmamız ve arayış içinde olmamız her şeyin öncüsü ve temeli. Pratik piyasa için bilmiş ve örgütlenmiş iş yapma, hiyerarşik iş yapmaysa belki kısa süreli getirileri olan şeyler kuşkusuz piyasada, ama insan olarak ve tür olarak çevre tahribatı kadar en önemli tahribatlardan bir tanesi karakter tahribatı bize getiriyor. O yüzden bu iki arkadaşımızı özellikle çok önemsiyorum. Kendi açımdan çok önemsiyorum. Soluk aldırıyor ve bize yeniden yeniden bazı şeyleri düşünmek için imkan sağlıyor. Her ikisine de hem varlıkları için çok teşekkür ediyorum. Tekrar sizin huzurunuzda ve sizlerle beraber hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ ol hocam. aracı yok galiba değil mi? Ya ben lal oldum yalnız bu girişten sonra. Bu bir şeydi, sınavdı. Şimdi bütün her şey toparlanmış ve oradan bütün yapı taşlarını, binayı çatıdan aşağıya doğru. Bina bile olmayan bir şey dizmerge. Çok çok teşekkürler. Gerçekten zor. Hani hem düşünce boyutuyla hem de Kerem ile Aslı'yı birleştiren Walter Benjamin ile ilgili uyanmış bütün duygu alanıyla hazırladığım şeylere geçeceğim. Önce çok çok teşekkürler çağırdığınız için. Benim için böyle bütün bunları yaparkenki koşturmadan da çok sevdiğim Ankara'da hep bir kaçış oldu. Ve her zaman çok hoşuma gidiyor. Yani her ne kadar biri İstanbul, biri Ankara bile olsa çok ilginç. Herkesinin kendi mekansal bağlamları var. Ve hiçbir zaman İstanbul'da yaptığınız bir sürü şeyde çok daha başka potansiyel yerelliklere konuşuyoruz ve hiçbir şey tohum tutmuyor. Gerçekten asfalt ve betonda kayboluyor gibi geliyor. Tabii ki belli nostaljilerle ilgili Ankara bana hiç böyle gelmeyen bir yer. O yüzden hep mutlu geliyorum ve her zaman bu tasdik oluyor yeni tanışıklıklarla. Çok teşekkür ediyorum o yüzden. Ve dediğim gibi bu tanıtımdan sonra bu birleştirici sentetik ama bir yandan da parçalarına dekompoze eden sonundan sonra başlamakta zorlanıyorum. Bir bütünsellikten tabii yola çıkmıştım. Bir de mesleki hastalık var tabii akademisyen araştırmacı olarak. Ben slaytlar hazırladım. Ayıptır söylemesi. Deplasmandayım zaten sanatçıların arasında. Daha önce böyle karşılaşmalar oldu. Kerem'le yine Biennale'in Koç'un finanse ettiği Biennale ortamında onun Ruderer manifestosunu, benim de asbest, geleceğin kanserlerini asbestle çağırmak diye bir ortak kamusal programda işimiz değil mi öyle deniyor, işimiz olmuştu. Ama her zaman bir deplasmanda hissetmek var. Yani zaten fotoğrafla, sözle, dansla ifade edebilseydim bu meslekte olmazdım. Bir dile kapanmışlık var, dilin sınırlarını çok yoğun hissetmek var ama yine onun üzerinden dile çekilmek var. Onların PowerPoint'lara dökülmesi var. Yani bütün bu sınırlar içerisinde sürekli hayatımdaki deplasman hissini biraz artıran da bir an oluyor sanatçılar. Çok seviyorum öyle karşılaşmaları ama çok da zorlanıyorum. Bu da daha da zorlaştırdı bu giriş, bir sentetik giriş. Ben yine bildiğim alanda PowerPoint'larıma sığınacağım. Biraz atıl ağır olursa, bilmiyorum akışınız zaten burada rahatsa benim açımdan bölünmekte hiçbir sorun yok. Tam tersi çok hoşuma gidiyor. Göz bağlantısı kurabildiğimiz her yerde katkı, itiraz, soru, bazen gerçekten ampirik şeylerden de konuşuyor olacağım. Yani zeminin bastığım şeyler çok materyalist şeyler çünkü. Onlarla ilgili yeni bir şey varsa sorularla her zaman bölebilirsiniz. Onu da baştan söylemek isterim.
Ben bütün bu bir yandaki buradaki buluşmanın da zemini olan Walter Benjamin Enkaz ve Kayıp Konferansı'nda geliştirmeye, devam ettirmeye çalıştım. Kasım'da yine Ankara'da yapılan bir şeydi. Bu ölüyü başlık öngördüm. Yavaş yavaş açıyor olacağım umarım. Enkaz bilim ve kayıp veri, yani bu uydurduğum kavramlar benim. Kalkınma ve kıyım, böyle koyunca tabii adalet ve kalkınma neredeyse içinde kalkınma geçmeyen kurumumuz, kalkınma geçmeyen parti, yanında daha çok böyle biraz daha sofistike ve duyguya hitap eden adalet gibi soslarla çok var biliyorsunuz. Bu bana kalkınma ve kıyım esasında tam bir şey gibi geliyor da bir yani bir İtalyan film, yani gerçekten hani partileyerek bir partinin sonunda bir yıkıma götüren bir partinin partisi. Yani gel kalkınma kıyım ve partisi gibi, yani ikisinin beraber olduğu bir sahne de canlanıyor. Süreci bu ikilik, bu iki ucunda ciddi bir gerilim yaratan diyalektik üzerinden de hep görmeye meylediyorum. Ne olduğunu söyleyeceğim, nasıl bir birikimle gelerek yaptığımı da. Yani enkaz bilim ve kayıp verinin esasında bütün bu içinde imlediğimiz diyalektik gerilimin ortasında kaldığımız kayıp ve kalkınma ve kıyımın bir işaret fişeği olarak bedenlerden okuyacağımızı düşünüyorum. Ben bedenlerden okuyabiliyorum. Bu bir tek canlıların bedenleri değil, nesnelerin bedenleri, ekosistemin bedeni. O yüzden acaba yani mecburuz okumayı, eylemek için okumayı mecburuz. O kalkınma ve kıyımın dinamiklerini, büyük veri dediği, yani mekanda tekabül ettiği her ölçekte, işte nanometrik koronavirüs ölçeğinden mega proje Kanal İstanbul ölçeğini, ondan sonra artık öngöremediğimiz ozon tabakası üzerinden küresel ölçeğe kadar her yerde bu ikilik, ikilim gelim hattını görüyoruz. Ve bunu okuyacak röperlere ihtiyacımız var. Röper bunun küçük bir modeli değil ama. Ben onu hep yine Benjamin üzerinden işaret fişeği olarak düşünebiliyorum. Varabileceğimiz bir yol değil. Belki kutup yıldızı diyebiliriz ama nereye tutunabiliriz? Hepimizin sorusu bu esasında. Bir yere tutunma ihtiyacımız var. Özgür olmak için tutunma ihtiyacımız var. İlksel bir tutunma ihtiyacı. Ben bu ekonomi, ekoloji, politik üzerinden işaret fişeğini tercüme edilmiş teoriler, kuramlardan değil, bir kariyer akışının önüme koyulan çizgilerinden değil, gerçekten görebildiğim ve yürüyebildiğim işaret fişeklerinden görüyorum. Orada hep bedenler görüyorum. Bu pratiği biraz hikayeler üzerinden sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi bu daha önce yaptıklarımı düşünürken burada nasıl toparlayabilirim diye düşündüğümde esasında işte şeyden, beden üzerinden, işaret fişeği olarak kalkınma ve kıyımı okuyabileceğimiz bedense bedenin düşündürdüklerine devam ettim. Bir korpus değil mi beden? Korpus kelimesinden geliyor. Şimdi ilginç, o hem corporation'a gidiyor, corporate'a gidiyor. Bu korporasyon ve corporate'da ilk aklımıza gelen, bütün etrafımızın sarılı olduğu önce şirketler, ama bunun biraz daha hani kapitalizm öncesinde işte loncalar, cemaatler anlamına gelen, tam da kapitalist olmayanları mimleyen bir yanı var ki biliyorsunuz İtalya faşizminde işte korporasyonlar diyoruz, tam da antikapitalist isyan, hani faşizmin antikapitalizminden doğuşunda mimleyen şeyler, yani karışık bir mesele velhasıl. Hani korpustan bugünün bütün şeyinin akış, kaynak akışlarını, enerji akışlarını belirleyen, tamamen tekelci belirleyen şirket kelimesine gitmişiz. Ama bir yandan da şirketleri en belirgin olduğu 1930'lar Walter Benjamin'e geliyoruz ki artık yani dünya savaşı çıkaracak kadar şirketlerin dönüştürdüğü, örgütlü sermaye anlamına gelen şirketin dönüştürdüğü dünyada, buna alternatif olarak korporasyon, korporatif yapılar, faşizme giden korporatif yapılar da aynı kelimeyi almış. Yani bu korpus kelimesinde bütünsellik algısında esasında bir beden olma, değil mi? Vahdedi vücut, bir vücuda gelme meselesinde bir himlik var. Bir tam beden olma, değil mi, durum var. Kurum ve sanrıları var ve bugün sizin koyduğunuz, yani belirlendiğini de gördüğüm ve içinde hareket etmeye çalıştığım fetişizm kavramında da böyle bir şey var. Her fetişizm veya işte İngilizcesiyle petrifikasyon, petrustan gelen, yani kaya, taştan, kayaçtan gelen taşlaştırma dönüşümünü, arkasındaki dönüşümü ve halen dönüştüğünü ele vermeme. Yani Ursula Le Guin'in dediği gibi kayalar da dönüşüm çok önemli bir faktördür. Ama o petrifikasyon görünümünde tam ve bedensellike dönüşmemede bir sanrı vardır. Yani bir özlük sanrısı, değişmezlik sanrısı, mekanda durmuşluk ve dönüşmezlik sanrısı vardır. Yani bu tam doğanın da aynı zamanda da biraz önce Aykut'un da dediği gibi tam doğanın özünün yeniden üretilebilirliği sanrısına da götürür bu bizi. Bunun karşısında acaba hani kalkınma tam da buradan kuruluyorsa, en büyük aktörleri şirketler ve onların
teşrikçilere, o da şirket kelimesinden geliyorsunuz. Şirket kelimesi şirkten gelir. Yani müşterekleşme de aynı kökenden gelir. Değil mi? Nerelere gidiyoruz? Bir müşterekleştirme, korumaya çalıştığımız gayet sosyalizan bir kavram ama esasında şirk kavramından gelmiş. Sosyalizm, müşterek, şirki biz bırakmışız. İştirakçılar, iştirakiyum falan kavramını unutmuşuz dil reformuyla. Tamamen şirketlere bırakmışız şirk kavramını. Ama esasında müşterekleşmeye şimdi sahip çıkmaya çalışıyoruz aynı kökenden gelen. Tam da bu şirketlerin dönüştürdüğü, baş aktörün dönüştürdüğü ve tam bütünsel beden sanrısı algıları, fantazmagoryalarıyla dönüştürdüğü yerinde acaba olmamışlık, fragmanların yan yana durmasından, kıyım değil mi ne çıkarır? Paramparça edilmişlik, hafriyat, moloz, molosso veya işte bütün bunların öngörülemeyen bir şekilde konstelasyona girmesi. Bütün İstanbul'un çöpünün yeni kapı gibi devlet şirketin kendi temsiliyet alanına çevirdiği bir meydana dönüşmesi mesela. Hiç öngörülmüş bir konstelasyon değil. Orada İstanbul'un bütün asbestli çöpü gömülü. Bütün iki sene boyunca İstanbul'un bütün sarı kamyonları yeni kapıya moloz dökerek milyonlarca yıllık bir fizyonomisini değiştirdiler kentin. Değil mi? Bu bir konstelasyon. Bu bir anda dönüşen şey tam plan değil. Tam bir parça pinçik şeylerden oluşan bir şey. Müthiş planlı bir şirket unsuru yapıyor. Fragmanların yan yana durması, konstelasyonda oluşan bir Durand diyalektiği, bu kıyımı görmek için acaba ip olarak kullanabilir miyiz? İşaret fişeği veya yangın kulesi olarak kullanabilir miyiz? Moloz beden, parçalanmışlık, yaralanmışlık, delik teşik edilmişlik, lekelenmişlik üzerinden hafriyat diye yapabilir miyiz? Burada vaktim yok ama pazar günü Bursa'daydım ve işte bir sürü meslek hastalığı yaşayan işçiler, köyünü savunan köylüler, işte Bursa'nın da aktivist cemaati önünde o benzer bir işçinin bedeninden, ekolojinin bedenini diye Bursa iş cinayeti verilerini sunduğum bir ortamda Nesimi'nin ruhumda, bedenimde değil ruhumda sizi türküsüyle başladım. Çok böyle başka türlü pedagojileri fazla beceremeyen bir insan olarak daha sonra çalışma acısını, meslek hastalığından ekolojik kıyma giden yeri konuşmak çok daha kolay oldu. O yüzden bunu burada atayım. Belki gittikten sonra akşam dinleyen olur. Ben vazgeçemiyorum. Bugünün işte dediğimiz bütün bu bizim eğer halat gibi, ip gibi, yani işaret fişeği gibi, kuyudan bizi biraz aydınlığa da taşıyabilecek ama karanlığı da kabul edeceğimiz bir şey gibi, eğer enkaza, moloza bakacaksak, parçalı olana bakacaksak, yıkıma bakacaksak, burada yine Benjamin'in çok benzer bir dönemde, tekrar etmeyeceğim tam da bu ortamda olduğumuz için, yani geriye bakan tarih meleğinin enkaz üstüne enkaz yığan ama onu ileriye atan bir felaketi, bir fırtınaya tutulmuşluğunu anlatır orada. Yani tarih meleğinin geriye bakması çok önemli bir epistemolojik müdahaledir. İleriye bakmaz ve o dönemin ilericiliğini, ileride her şey iyi olacak. Zafer, direnen, işçinin olacak değil mi? Bugünkü bütün sol şeyimizde böyle atamadığım sloganlar var ya. Yani hani bir şekilde şey gibi, hani yeteri kadar namaz kılarsam cennete gideceğim gibi bir şey. Bu birazcık sosyalizmin, mesyanizminde var. Yani olmayacak, sanki bunun garantisi yok ama işte o yüzden geriye bakmak, ileriye değil de geriye bakması. Tam da çünkü onun karşısında duran sermaye birikiminin ve iktidar birikiminin güç üstüne koyan çizgiselliği ve geleceğe bakışı var. Ve onun yarattığı, illaki yarattığı ve bizim her türlü sanatsal ve bilimsel belki de tam da ayrışmadığı nokta bakmamız gereken, teşifre etmemiz gereken çizgisel, ilerlemeci, birikimci bakış açısının yaratmak zorunda olduğu özcü, mitik, doğa ve tarih anlatısı. Nerede özcü ve mitik örneklerini vereceğim doğa ve tarih anlatısı görürsek, orada bir geriye dönüp esasında parçacıklı yıkıma, nasıl bir yıkım yarattığı, nasıl bir parçacılık yarattığı, nasıl o fırtına tarafından geriye atıldığımıza bakabiliriz. Bugünün enkazında ve harabatında, hafriyat ve molozunda yaşanan tarihi, özcü olmayan yaşanan tarihi, tarihte bu günleri, bu anları ve bu anlar içerisinde birikmiş, mekanda birikmiş tarihsellikleri yakalayabilir miyiz? O yüzden mesele eğer tarihten gidersek, bunun doğayla ilişkisini de söyleyeceğim, çizgisel mitik tarih değil, taşlaşmış bir huzursuzluk olarak. Şu anda bazı kavramlar hakkınızda imgeler oluşmak üzere giden ecelerle konuştuğumuz için, biraz kavramlar üzerinden imgeler yaratmaya çalıştığım için, kalsın her şeyi antırsam tam bir akademisizme düşeceğim çünkü. Acaba taşlaşmış bir huzursuzluk olabilirim. Burada dayandığım şey küçücük bir şema.
Bu Walter Benjamin'i en iyi bence aktaran ve ben çok zor operasyonalize edilecek akademide bir düşünür haliyle ama 1930'larda Sovyet Rusya ve Amerika'yı karşılaştığı Rüya ve Felaket kitabında bence en önde kullanılabilirliklerini de akademik bağlamda işte Susan Buckmorse'un Görmenin Diyalektiği kitabından ters duruyor. Çok güzel olmuş. Nasıl becerdi bilmiyorum. Güzel olmuş bence. Tersiz. Tarihin havını terse taramış olduk. İkisi de doğayla çok güzel olmuş. Nasıl oldu bu iş ya? Burada tabii ki fetişizm, teknolojik fetişizmden bahsedeceğiz. Daha tabii 30'ların daha bir Marksizm pek çok şey üzerinden kurabiliriz. Onun kullandığı meta fetişizm yani. Metanın oluşturduğu hem bir taşlaşma, hani bütün o arkasındaki ölü emeğe dönüşmüş canlı emeği silme, vitrine koyulma, yağmalanan doğayı silme. Aynı zamanda bir tek bu da değil yani. Geçmişindeki verilen doğa ve yani çevre, ekosistem ve insan enerjisini yok edip özcü göstermesi aynı zamanda bir arzu yaratması da fetişizmdir Benjamin için. Çünkü pasajlarda boş yerine dolaşmaz. Yani 1930'ların kapitalizmini analiz etmek için 19. yüzyılın kapitalizminin vaatlerini içeren pasajlara dolaşır. Fantazmagoryalarını, kendi vaatlerini, o metalar çünkü vaatlerini gerçekleştirememiştir. Vaatlerin yıkımına da bakar bu pasajlarla. O yüzden ben meta dedim ve siz bunu metalar üzerinden oluşturan arzulu olarak da, arzudan arındırılmamış bir meta var. Her meta, bütün reklam endüstrisinin gözüktüğü bir meta ile geliyor. Bütün bunu yaratmak için bir dörtlü içindeyiz. Esasında bu yaşadığımız alan. Ancak çok küçük anlarda buradan çıkabiliyoruz. Ondan çok daha küçük anlarda bununla ilgili kolektifler yaratabiliyoruz pratik olarak. Şurada hareket ediyoruz. Mitik tarih, özcü bir tarih. Yani mesela bu en uçta biraz sonra kaba saba gülelim diye göstereceğim işte Neo-Osmanlıcı İslamizm de var. En kaba hali yani çok kolay deşifre ediliyor ama ondan sonra onun üstünde mesela daha Avrupa vari yüzleşme literatürü, Dersim'le yüzleşiyoruz işte. Alevi yüzleşmesi, Kürt yüzleşmesi derken de geldiğimiz yer fark etmiyor. 1938 ile yüzleşilebilir mi? 1915 ile yüzleşilebilir mi? Burada da yine bir o günah, cürüm bir zaman yaşandı ve şimdi yüzleşince bitecek gibi de bir şey var. Yani daha sofistike formlarda da geri dönen bir özcü, dönüşmeyen, bitmiş, etki etmeyen, bütünsel olarak çalışılabilecek bir tarih algısı. Mitik tarih, fetiş ve bunun yarattığı sürekli bir fantazmagoryalar. Ve doğa olarak da bir istek imgesi, sembolü olarak sürekli kendini işte doğanın dönüştürülebilirliğiyle, ikinci doğayla, daha iyi bir doğa istiyorsan gated community'ye taşınacaksanla, şehirde doğa bitti işte oraya gidelimle, bütün o yapay şekillerle arzu nesnesi, ayrışma nesnesi gittikçe haline gelen doğa. Diğer azıcık gidebildiğimiz yerlerde de zaten bütün o hiçbir süs olmayan, içkin olan metodolojisiyle Benjamin'in de en yakın herhalde burada ortak dil olabileceğimiz şey tarihsel doğa, yani yıkıntılar olarak doğa, kentin sokaklarını dolaşırken yıkıntılar enkazlar üzerine okunacak bir tarihsel doğa, yani Ram Gövardhan'a tait denir, yani mekan haline gelmiş zaman, palimpsest diyelim buna. Veya bir de doğa tarihi fosil olarak bir doğa tarihi, iz. Yani bu küçücük gittiğimiz yer. Burada tabii kocaman bir kolektif rüya var. Kapitalizmin yalnızca bizim meta ekonomisi üzerinden, ürünler üzerinden tuttuğu bir şeydir. Aynı zamanda arzularımızı da şekillendirerek, fail olarak da şekillendirerek, yani şey olarak değil, yalnızca nesne olarak da yaptı. Burada da kolektif bir uyanış var. Bazen haşişte, bazen rüyalarda aradığı. Bu uyanış ama kolektif yapmıyor. Şimdi bunlar eğlencelikler olsun. Meta fetişizmi dediğimizin nasıl mitik tarihle iç içe geçtiğiyle ilgili birkaç tane fantazmagoriyle ilgili artık böyle kör gözlü parmağını dışarı. Mesela beni çok etkilemişti. Ece bu imge oldum bilmiyorum. İmge fiyat demiştin. 2010 oldu mu? Şimdi burası ne yazık ki eridi, bu böyle büyük projelerinden biriydi bir önceki İBB'nin. Şimdi ikisi de çok farklı şeyler yapmıyor zaman zaman. Tarihe bir de buzdan bakın. Bir buz müzesi. Biliyorsun, buzdan Atatürk var, buzdan Fatih Sultan Mehmet var. Böyle bir müze Norveç'te varmış. Şimdi Norveç'te olmasıyla İstanbul'da olması arasında da bir fark var ama. Tarihe bir de buzdan, ama Türkçe'de de güzel bir oyun olmuş. Eminim Norveççe bu kadar söyleyemezdik yani. Dilsel bir tatminimiz var burada. Magic Ice Müzesi. Bu bir franchise şey yani. Aynı bir minyatür gibi işte, bilmem Madame Tussauds Müzesi gibi franchise. Magic Ice Müzesi ne yapabiliriz? Tarihe bir de buzdan bakın. Şimdi bunlar böyle tam ok meydanı, yanında büyük kentsel dönüşüm, asbestli binalar yıkılıyor. Altından geçiyorsun. Burası Çağlayan'a giden yol bu arada. Oraya kapatılmış bir adalet dağıtımı var orada.
Burada bütün İBB kavşaklarında Kültür Bakanlığı'ndan tabii kültür girişim belgeli, çünkü franchise bir şey yapıyor. Ok Meydanı kavşağı Kasım 91'e taktı. Burada Atatürk, orada Fatih Sultan Mehmet. Burada tabii buzları yapıp çekememişler. O yüzden genel bir Kocatepe şeyi görüyoruz burada. Ama gerçekten içine girince de böyle. Şimdi Fatih'ten Atatürk'e fantazmagorik tarih yazımını kurduğu, seçtiği malzeme açısından da, seçtiği malzemenin taşlaşmasının esasına efemerliği açısından da bir sürü yere, yani bir taşlaşmış özdeşleşme. Yani Fatih olmadı Atatürk. Herkes bir yerden bir özdeşleşme kurabilir. Her şeyi de kapsaması açısından, ama buzdan kapsaması açısından ve artık var olmaması, bir Norveç'teki bir müzenin franchise'ı olması üzerinden, İBB Kültür Bakanlığı'na bağlanması üzerinden, bunların hepsini Ok Meydanı kavşağında arkada gördüğünüz böyle bir ortamda harıl harıl binalar yıkılır ve işte Beaumont'un tam karşısı olması açısından işte tam bir, nasıl bir huzur, yani özdeşleşerek bir huzur vaat ettiğini düşünebilirsiniz. Tam da bunlardan bahsediyorum. Veya işte bunlar en basit örnekler, değil mi? Yüzleşme literatürü daha zor, ama Osmanlı tarihinin kentte gayet konformist yeniden kurulumu, mitik tarih. Bu Benjamin'den hepimizin artık hani ezbere bildiği, bunun tarihin gerçek bir şekilde kurulma sanrısının esasında sürekli esas muktedirlerin kervanını yeniden üretti. Şimdi illa Fatih'le dediğim gibi Atatürk'ü, yani eski muktedirlerin, dönemsel muktedirleri yansıtmanıza gerek yok. Bunu aynı zamanda bir bağlamın kurbanlarını da özdeşleştirme figürü olarak buzdan, efendim puttan veya tarihsel fetişlerden yaratarak da yapabilirsiniz. Tam da yeniden esasında yeni kayıpları, yeni enkazları programlayan bir çizgisellik haline geliyor. Başka hortlatmalar örneklerini vereyim. Tabii size bütün gezi olayını çıkartan Taksim kışlası hortlatması. Yani orada özellikle o kışlanın seçilip 31 Mart ilişkisiyle bir düz bir politik mesaj verilmesi. Veya baştan aşağı İstanbul'da oluşturan Osmanlı mahalleleri başlığı altında. Gelin bakın şimdi. İşte birazcık değişik site etapları yapılırken en lüks satılacak şeyler daha yükselen orta sınıflara, mütedeyyin orta sınıflara hitap eden belli bir Osmanlı rekonstrüksiyonu, AVM kubbesi veya zartçuk muhakkak oluyor. Veya 600 yıllık şu anda korkunç bir şekilde yükselen bir dünyanın en sürekli endüstri, bütün tekhine aşamalarını mekansallaşmış zaman olarak göreceğiniz tersane İstanbul'un bir kültür sanat faaliyeti olarak, içinde de bir müzesi olan tabii ki, bir cephe giydirmeli müze haline gelmesi, bir gayrimenkul projesi haline gelmesi. Bunları yani hemen aklıma gelenler, İmalathane, Topçu Kışlası, işte Fetih Müzesi, Çamlıca'nın tepesinde Süleymaniye'nin replikasının yapılması, tabii ki her yerde bir lale sembolü, buramıza kadar lale, bir lale patlama, Minyatürk, işte Estergon Kalesi, Kaçıören'deki Estergon Kalesi falan, Bosphorus City gösterisi, Sulu Kule Osmanlı evleri, İstanbul Sarayları, Istoria, Otomare Suites, Osmanlı konakları falan filan. Bu Hak Taksim'de hortlatılmaya çalışılan, zaten kendi içinde esinlendiği dönemle ilgili de apayrı uzun uzun konuşabileceğimiz ve bütün bunlar mesela hortlatılmaya çalışan dönemin bir yandan da orasının bir zaman bir Ermeni mezarlığı, Ermeni Gregorian mezarlığının üzerine kurulduğu dönem. Hani tamamen o selektif sıçrayarak özcüyü de anlattığımız zaman hemen köşesinde devletin kendi kurduğu ve yüzlerce işçinin keş haline geldiği bir eroin fabrikası, formal bir eroin fabrikası olmuş olduğu vesaire, bütün bunların katmanları tamamen düzleştirilerek hortlatılmaya çalışılması veya tarihi yarımada burası, tam Vatan Caddesi'nin üstünde Istoria alışveriş merkezi, tarih konseptli bir alışveriş merkezi, tam da Kapalı Çarşı'nın dibinde, palmiyeler işliğinde alışveriş yapabiliyorsunuz. Adı Istoria orada konumda olmasına gerekiyor. Yani bunlar, şimdi gelelim mesela mitik tarihle mitik doğa, yani arzu objesi olarak doğa. Tabii arzu hemen bir metrekare fiyatına yansıyan bir şey. Arzulanan şeyin, like'lanan şeyin en basına ne kadar metrekare fiyatına etkili olduğunu biliyoruz. Burası Bosphorus City Simpaş GYO'nun bir yatırımı. Şu anda böyle bir yer var gerçekten. Şimdi biz buraya eskiden sahaya gider, burası Halkalı Çöplüğü arkadaşlar. Anadolu yakasının, İstanbul Anadolu yakasının çöp alanıydı, vahşi depolama alanıydı Halkalı Çöplüğü. Birazcık sahaları görüştüğünüz zaman zaten katman katman plastik şeyler çıkıyor. Nasıl temizlendi bilmiyorum, çünkü ciddi bir metan gazı sıkışması da halen olduğunu düşünüyoruz.
Eski Halkalı çöplüğü sıfırdan herhangi bir su falan şey de yoktu. Burada bütün bu kaynaklar mobilize ederek ikinci bir Boğaziçi yaratıldı burada. Hani birinci Boğaziçi'ni paşa çocuğu deyip de kaçırdıysanız, yeteri kadar paranız varsa buradan mesela Ortaköy'den böyle bir bilmem ne Halim Paşa yalısı replikasını alabilirsiniz. Daha şeyseniz üstten ona manzaralı alırsınız. Daha da kötüsünü şuradan alırsınız. En kötüsü de bunun arkasından alırsınız. Arkası da Yarımburgaz Mahallesi. Orası da yeni göçmenlerin, zorunlu göçle gelenlerin, mültecilerin yaşadığı bir yer. Onlar da buraya bakıyorlar. Onlar daha tepedeler. Böyle bir replika doğa. Aynı zamanda da Ortaköy, Sait Halim Paşa yasası falan. Bu iç içe geçmiş bir şey. Bunların hepsi de Halkalı çöplüğünün üzerinde gerçekleşiyor. Veya işte Osmanlı ve Selçuklu izlerini aynı anda taşıyan da bir şey de alabilirsiniz. Yani yeter ki arzunuz ve şeyiniz olsun. İkisi birlikte olabiliyor. Kayabaşı'nda bunların hepsi. Kayabaşı'nda müthiş bir şey yani sıfırdan kurularak çok ilginç. Yani hiç gittiniz mi bilmiyorum. Giderseniz gidin. Mesela hiçbir şey yani yokken birdenbire küçük bir alışveriş merkezim. İçinde erotik şeyler satan, kıyafetler böyle takımlar satan bir yer. Orası daha mütedeyyin ve paraya varmış kesimlerin ikinci eşlerini biz daha çalışması öğrencilerle yapınca fark ettiğimiz yani çünkü ticari akslarda, işlevlerde bir ilginçlik var orada. İkinci eşleri çünkü yeteri kadar şehirden uzak yani kapatılabilecek bir ortam. Bir yandan da üzerine hani eve açmak diye bir şey vardır ya. Tabii de ev açıyorsun. İkinci eş hani ev açtım diye. Yani böyle bir ilginç bir hani yeni toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kurulduğu bir yerdi. Ve o yüzden mesela ilginç üç dükkandan biri hani normalde özel gitmeniz lazım. Tarla başında perukçular vardır hani öyle yerlere yakın iç çamaşırı satan yerler var ama Kayapaşı gibi Allah'ın yer dağın ortasında o şeyin içerisinde hani bir değil, iki değil, üç değil hani gerçekten çok lüks fantaziye yönelik kadın iç çamaşırları satan yerler de o bir yerde. Orada Osman Selçuklu izleri taşıyan duble şeyler de alabilirsiniz. İkisi birden arzularla elde edilebilir ve kendi olduğun toplumsal cinsiyet kurmayı. Burası işte bin yıllık bir süre okuyarsınız çok sevdiğim bir fotoğraf bir arkadaşın çektiği. Burası giydirme Osmanlı konutları yapıldı. Osmanlı mahallesi yani. 10.000 yıllık bir Osmanlı mahallesi ve ciddi bir etnik sürekliliği, işlevler sürekliliği, faaliyetler sürekliliği, tekne olan bir yer her açıdan. Bu şekilde giydirildi. Üst orta sınıfa hitap etmesi düşünüyoruz. Tabii ki olmadı. Tarlabaşı projesinde o 2 milyon lira suluk oleyi vermiyor yani varsınlar. Ve orası sonra işte kiralık alana falan dönüştü ama tam bir işte sur içinde Osmanlı Mahallesi ismi de böyleydi. Bu da son örneğim olsun. En sevdiklerimden biri de bu. Bu Armağı Osmani. Şimdi bir sürü yerde görmüşsünüzdür mesela yüzüklerde oluyor falan. Bazen taksiye biniyorsun böyle nalde çıkıyor bir tane devlet dairelerine gidip de görünce orada ayağını denk alıyorsun nasıl bir söz falan diye. Onu görünce rahatlatıyorsun. Güzel bir kodlama oldu yani o. Böyle o görünce Armağı Osmani. Şimdi bu en güzel form. Bunu böyle üç boyuta çıkarıp bunu al bur kadar bir şey. Burada gelse biter yani burası. Bilecik'te bunu bir heykele çevirmişler armayı. Heykel şeklinde armayı Osman orada duruyor. Birkaç tane de şey besmele, birkaç ekte varmış. Yani bunu Etemel'den çok güzel analiz etmiş. Hani o zaten hani var olmayan bir şey bu yazıda çok güzel anlatıyor. 82-83'te aynı bu Yeniçeri Marşı gibi buluş yani. Bu tam bir tarihin yeniden üretilmesi. Hani Osmanlı ile Bilecik'le soylar boylar Osmanlı falan hiç bilgisi yok yani. Adam hayatta bunu görse herhalde titreyip mezara geri döner. Ondan sonra 22'de tabii lave ediliyor. Sonra tekrar hortluyor bu hortlak olarak. Ondan sonra bir de heykel olarak geliyor. Bu da Armağı Osmaniye. Şimdi bu kadar güldük, eğlendik. O zaman bu fantazmagoria dedik. Mitik tarih, mitik doğayla oluşturan fantazmagorialarla çarpışan yani bütün bunları bir tek sinik bir halde tespit etmiş bilmişlik değil de bütün bu doğrudan mekanı, ekosistemi, arzularımızı, bedenlerimizi dönüştüren, somut sonuçları olan, enerji akışlarını belirleyen, bu şeylerin karşısında bir anlama ve eyleme, bir tekne olarak, anlama eyleme, formu olarak ne koyabiliriz? Karşısında ama içinden dolaylanarak geçen bir şey olmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Yalnızca karşısında değil. Burada mesela her ne kadar sosyal, ekoloji, politik, ekonomi, politik kendi mesaileri vesaire içinde güçte olsa ne kadar yapabildiğimizi bilmesek bile işte bir dediğim gibi bundan bahsettiğim daha sonra fantazmagoria karşısında çarpışan bir fizyognomik. Neden fizyonomik değil? Fizyognomik, gnom nedir, gnomik nedir? Bunlar birazcık konuşabiliriz. Belki ikinci kısımda hepsine girmek istemiyorum. Biraz yine kelimesel enstalasyonlardan biri olsun ama çok önemli bir gittikçe
benim aklımda belli şeyleri bir lullaştıran bir kavram haline geliyor. Fizyo yani gerçekten materyalist oluşana bakmak, üzerinde hani kuramsal bakışlar, önce kuram sonra olay değil, gerçekten ayakları yere basan bir materyalizm o açıdan mikroloji, somut olanı materyaya bakan bir şey ama aynı zamanda hem nomik, hani nomos anlamında gnomik, yani çok küçük, çok ufak, biraz enigmatik, biraz yani içinde gösterdiğinin dışında bir spiritüelde bir güç taşıyan anlamda. Hani gnomlar bu yaratıklardır, onların bütün bir sürü mitoloji yeri de var, girmeyeceğim şu anda ama kesinlikle bütün bu fantazmagoria'nın narratif bir çizgisellik içerisinde oluştu. Hayatımızda bir sürü şeyde tekabül eden. Kariyer çizgilerine, ilişki tanımlarına, yükselme, sermaye birikimine, onun dışında iyi bir görsel mantık içinde tarihsel kavramların imgesel bir şekilde bilişsel montaj ilkelerine göre yan yana düşürme, haritalama ilkelerine göre yeniden inşası. Çünkü, tekrar yine çünkü'ye dönüyorum, yeni ne yaptın diye anlatamadan ve uzattıkça uzatıyoruz. Çünkü muzafferlerin, bir daha ikna edemediysem de, muzafferlerin zafer geçidi her zaman çizgiseldir. Yani Benjamin dediği gibi, muzafferlerin kervanında deve olmayacaksak veya biz işte felsefeciler ekibi olarak muzafferlerin o çizgisel tesbihlerine bir boncuk götürmek dışında her türlü implikasyonla beraber olmayacaksak, önce bir onu deşifre etmeyi, yani hiç beklemediğimiz yerlerde bireysel ölçekten her ölçüye kadar o çizgiseller ulaştığı yerleri bir hassasiyet ve onun parçası olduğumuz anda da bir uyanıklık gerektirdiğini düşünüyorum. İşte bu çizgisellik bazen çok basit, devlet üzerinden bizim genelde düşünce ve eleştirme pratiğimizde hep devlet merkezli de olduğu için bu daha kolay belki. Bu sonsuzluk imgesi, yani çizgiselliğin sonunda bu olan olduğu gibi devam edecek, yani hiç değişmeyecek, biz hep burada olacağız muktedirlerin verdiği. Bu mesela 10. yüzyılda, 10. yılından Cumhuriyet'in kutlamalarında pek çok yerde kullanılmış bir, artık tak da değil bu, başlı başına heykelimsi, portatif heykellerden biri. O 10, işte 1000, 100, 1000 ve sonsuza gidiyordu. Bu sonsuz işaretinin çok ilginç, bunun hakkında bir çalışma yapan bir arkadaş da var. Bu sonsuz işaretinin biraz pozitivizm, matematik, doğa bilim üzerinde kullanılması. Boş ve homojen zaman birikiyor, birikiyor, birikiyor ve bugünün iktidarı ebedi hale geliyor. Veya durmayalım düşeriz. Başka bir tak. Ben bunu seviyorum çünkü ben de böyle yaşadığım için böyle konuşuyorum da. Durmayalım düşeriz. Bu Suadi otobüs şirketi yapmış. Bu da bir Ford fabrikasından çıkmış bir Ford şeyi. Şimdi şehirde bunu durmayalım düşeriz. Gerçekten yani doğru da yani. Yani duramıyoruz. Durmak yok, yola devam değil mi? İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün falan. Hani istikrar ama sürsün ama Türkiye büyüsün falan. Hani o birikimle ilgili yaptınız. Bir de bunun üzerine tabii bütün o sürme ve akışın en emblematik figürlerinden seri üretim bantı. Benim işte doktora tezim ilk seri üretim bantı otomotivde Türkiye'de Tophane'deki Ford fabrikasından çıkan bir kamyonla beraber o takın altında böyle müthiş bir kompozisyon, enstelasyonlu, konstelasyon dansı okulu yaratmışlar yani. Bir de sunumuyla da beraber o sırada daha hiçlik olan ve güzel böyle Parisyen laternalarıyla Suadiye'de, hani bir hiçliğin ortasında bunun olması herhalde çok daha etkili şu anda yani Taksim Meydanı'nda durmasında. Şimdi devletten devam edelim. Panorama 1453 müzesi, şimdi Panorama Kayseri, Panorama Bandırma, bir sürü Panorama böyle bir yine iç franchise olarak bir Türk markası olarak devam. Panorama 1400 teknolojisi değil de 2009'da açılıyor. Siz yalnız birkaç ufak şey bu. Çizgisellik, aynanın devamı, bir yandan özcü tarih, olmuş olanın hakikat kelimesini kullanma, hani olmuş olanın hakikatine tanık olmak, canlandırmak, bütün bunların tabii Hollywoodian şeyle de ilgisi var. Şey diyor ki, buraya gelirseniz tanıtım şeyinden İstanbul'un fethine yeniden tanık olacak. Ondan sonra giriş anını neredeyse aynen yaşayacaksınız Fatih Sultan Mehmet'le, Muz Fatih Sultan Mehmet'le beraber. Sonra Macar ustası Urban'ın döktüğü toplara dokunup Konstantinopolis'in surlarına doğru onların patlamalarına şahit olacaksınız. Bunlar da olmazsa Mehter Marşı'nı duyup belki de eşlik edeceksiniz. Yani kelimeler tesadüf değil bence. Çerçevesi ve sınırı olan bir resim. Çerçevesi ve sınırı olan bir resim. Ne kadar derinlik ve üç boyut duygusu uyandırırsa uyandırsın, çerçevesini ya da sınırını görebiliyorsanız, onun sizden ne kadar uzakta asılı olduğunu anlarsınız.
Enteresan. Ama değil mi? Tam tarihi algılayamıyoruz öyle. Sorun o çerçevede. Şu çerçeve mesela. Bütün değil mi fotoğrafçıları falan özellikle koydum. Çerçeve sorun yani. Çerçevesiz olunca onun içine girebiliyoruz. Hayat algımızın çerçevesizleşmesi. Halbuki burada kişi optik alışkanlıklarıyla eserin gerçek boyutlarını kavrayamayacaktır. Yani olay kişi artık hani orada tam bir materyal, optik sınırların sınır reddi, o sonsuzluk sınır reddinde onu kavrayamayacağımız için yeteri kadar Fatih'le Urban'la takılamadığımızdan dolayı izleyici platforma çıkıyoruz ve 10 saniye kadar sürecek bir şok yaşıyoruz. Şok terapisi değil mi? Bir sürü oradan düşünebiliriz. Şok terapisi, olağanüstü hal. Dış düşman, iç düşman, şu anda zaman değil, şok terapisi yaşıyoruz. Bir görsel kültür alanımızda da o şoku yaşıyoruz ve birdenbire özümüzü anlıyoruz. Resmin gerçekliğini ve boyutlarını kavramayı sağlayacak referanslar var bu arada. Başlangıç ve bitiş gibi dayanak noktaları bulamamanın tam bir montajın bütün yani varlığına, imgelerine, optik kurallara, nörolojinin her şeyin esasında aykırı bir şey. Şaşkınlığını yaşıyoruz. Burası insana kapalı bir mekana girildiği halde bir şekilde tekrar üç boyutlu dış mekana çıkılmış duygusunu yaşatmaktadır. Bütün duygusal boyutuyla da tamamlıyoruz. Bir dakika. Oy, inanmıyorum bunu koymadım mı yoksa? Tüf, ben burada bir tek devlette bırakmayıp aynı zamanda da çok üzüldüm şimdi koymadığıma. Koç Holding'in şeyi biliyorsunuz onun karakol neden ona eskargo? Salyangoz yani. Salyangoz bir yandan şeyin de chia pasta zapatistaların da sembolü biliyorsunuz başka bir anlamda ama işte o bitmeyen sermaye birikimin de şey olarak Koç Holding'e çok benzeyen bir şeyin de koymuş. Esasında orada sermaye birikiminin sürekliliğiyle ilgili o girdap burgaç üzerinden, o vortex üzerinden aynı dil kullanımı vardı. Esasında hani böyle devlet merkezde olmaktan çıkarak bunu koymuştum. Onu neden bir önceki versiyonu demek ki. Şimdi gelelim. Demek ki kural olan şok ve olağanüstü hal. Yani gerçekten yaşadığımız halin olağan olmaktan çok uzakta ve sürekli bir felaketler yumağı. Buna daha sonra gireceğim. Ve bu çok baskın olan temayül, yani bu özdeşleşmeyi kırmak için. Bu özdeşleşme nereden oluyor? Bazen güçlü, en basiti zaten çoğu etrafımızda olan hani çabucak hani ondan kaçmak daha kolay. Bazı noktalarda sınıfsal güçlülükten, mesleki güçlülükten falan kaçabiliyoruz. Çoğu zaman bizi güçlülük üzerinden çekiyor ama bazen de güzel olduğu için gidiyoruz o şeye, özdeşleşmeye. Etkin olduğunu düşündüğümüz için, efektif olduğunu düşündüğümüz için, beceren her türlü seksüel implikasyonlarıyla da olduğu için gidebiliyoruz. Bunları kırmak yani için ne yapabiliriz? Akışı kırmakta çok önemli alegorileri var Benjamin'in tutunduğumuz. İmdat freni diyor mesela. Devrimi trenin imdat frenine asılmak diye tanımlıyor. Veya bizim İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi'nin de sembolü olan yangın kulesi. Yani başlıyor. Zaten var olan bir yangını üstten çıkarak işaretleyebilmek, minleyebilmek için. Her yer münferit olay denilen her yerde kayıp ve kaybın tehdidine sahip çıkmak. Onu duymaya, görmeye devam etmek mümkün mü? İşte o birikim yolları dışında esasında gidilmemiş yollar, hikayesi anlatılamayan, yolları çatallanan bahçede diğer yolları içinde olmamaya rağmen kendi hayatımıza da tahayyül etmek mümkün mü? Bunlar işte fragman montajları veya işte onun tabiriyle kaligramik bir tarih algısı. Her seferinde parçaların o kaligramın içinde yeniden düştüğü bir tarih algısı mümkün mü? Bu kabulden de geliyor çünkü o tarih hiçbir zaman anlatmakla bitmeyecek bir tarih ve de hiçbir zaman kefaret, ödenmek, yani kefaret dediği Benjamin'in ödenmekle asla bitmeyecek bir borcu. Yani esasında kamusal sorumluluk, bunları yaparken de bütün bunlarla ilgili bir tatmin de yaşayamayacağız. Yani hep boşluklar bırakılan bir alandayız. Burada ne yapabiliriz derken bir nebze işte bir yerler, bir yollar bulduğum, düşündüğüm şeyi sunarak da bitirmek istiyorum. Çok uzattım. Hayat için ölü canlılar saymak. Yani uzun zamandan beri mesaimiz kolektif bir çalışma olarak buradan kaynaklı. Belki duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Bizim sarı siyah tablolarımız 2011'den beri her ay, her sene olağan çalışma barışı içerisindeki görünebilir basına, sosyal medyaya, bize ulaştıranlara yansıyan iş cinayetlerini belgeliyoruz. İş cinayetleri dediğiniz yine bu en az erişebildiğimiz sayıların yani
ötesinde de hiçbir şekilde belgelemeyen ve kapitalizmin izlerini sildiği meslek hastalıkları var. Türkiye'de sıfırlanmış bir durumda. Aşağı yukarı bunu 5 veya 6 ile çarpmanız gerekiyor. Yine psikolojik sınırlar itildiği için iş yeri kaynaklı intihar edenler var. Kayıt dışı tamamen kalanlar var. Esasında Türkiye kapitalizminin insan bedenine olan etkisi, bedeli günde yaklaşık en az 30 insan. Günde yaklaşık 30 insan iş cinayetlerinde ölüyor. Yani bir savaş olsa bu kadar insan ölmez herhalde. Biz bunu olağan çalışma balışı olarak yaşamaya her gün devam ediyoruz. Bu 2011'den beri çok garip bir şey de yapıyor oluyoruz bu durumda. Hayat için ölü canları saymak, Gogol'ün dediği gibi ölü canları saymak. Ama bu burada yalnız, yani bunu yapmaya başladığınız zaman, hani işte hamileyseniz hamile görürseniz, bir şey yaparken onu görmeye başlarsınız ya, bunu yapan, yani esasında ölümü, enkazı, kaybı, benim daha sonra enkaz bilim kayıpları falan diye bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Bunları yapan bir sürü başka çok benzer şekillerde bir yere gelmiş kolektiflerin farkına varıyoruz. Türkiye'de bugün çok ciddi bir şekilde birbirinden çoğu zaman bağımsız sonra ilişkiler kuran, bazen bireyler yaslı, bunun içinde muhakkak bir yas boyutu var, tutkulu, adalet talep eden inisiyatifler fiilen bir enkaz bilimi kayıp veri faaliyeti yapıyorlar. Bununla da bitireceğim. Şimdi yalnızca önce kendimizi yaparak başlayıp sonra neler var diye de bahsedeceğim. Biz işte bu işin bir tek işçinin bedenine olan ve o işçinin bedenin ani ölümle ortadan kalkmasına bakabiliyoruz sınırlarımız gereği. Çünkü yani birinin akciğer kanserinden ölmesi, işte bu hafta ilk defa Eczacıbaşı'nın fabrikasında olan bir işte silikozis olduğunu kanıtlayabildik. Bu en büyük şirketlerde bile mümkün değil, gerçekten yaptırtmıyorlar. Öyle bir sistem kurulmuş ki meslek hasta tanısı alamıyorsunuz zaten. Benim yakaladığımız işaret fişiği hayvanın bedeninden işçinin bedenine, işçinin bedeninden doğanın bedenine bir emekoloji diyebileceğiz veya tahribat üzerinden bir ortak alanı göstermek. İşte en basit görülen tabii bu emek ve ekolojinin birleştiği, ikisinin de bedenine, önce bedenini tasnif ediyor, sayıyor, haritalıyor, parselliyor, bütünsel insanı, parçacıklı insanı esasında bütünsel işçi haline getiriyor. Yalnızca fark kullanabildiği açında ve doğayı da kaynak haline getiriyor. Bu bizim kapitalizmin ikiz hareket dediğimiz şeyde zaten üretim faktörleri olarak kaderleri ortaklaştırmış. Tabii tabii kayıp bilim, enkaz veri mücadele alanında çok kopuk. Kim ekoloji mücadelesi yaparken aynı zamanda emek meselesine bakıyor, emek meselesindeyken çevre diyor. Çok birbirinden sınıfsal olarak kopmuş olarak gitse bile o kadar basit bir ortaklıkları var ki ikisi de kaynağa çevrilmiş. Kapitalist üretim süreci ancak gerekli olduğu sürece canlı tutuyor emek ve doğayı. Gerekli olduğu sürece canlı tutuyor. Canlı tutmak için dediğim gibi muhakkak tasnif ediyor, sınıf haline getiriyor. Yani sınıfın yüceltecek bir şey yok. Sınıf kapitalizmin icadı haliyle. Yani sınıfı savunurken esasında sınıfı savunmuyoruz biz. Tasnif edilme vahşetine karşı o kavrama tersinden sahip çıkıyoruz. Çünkü tasnif bir şiddettir. Kategorizasyon bir şiddettir. Sınıf sınıf olmayı sınıf olarak istemiyor. Veya işte biyopolitika dediğimiz verimlilikleştirme, sayma etme ile nekropolitikanın, ölüm politikasını veya tanatopolitikanın iç içe geçmişliği. Yağmacı, sömürü ve söküp çekerici, yırtıcı kapitalizmin sürdürülebilirliği esasında bunların hepsi. Peki burada bu ikisinin ortaklığını, yani kayıp ve enkazda nerede görüyoruz? Yani bunun içerisinde tabii bütün canlıları koyarız. Hani hayvanın da önce zaten hayvanın emeğinin kapitalizminin özcül emeğini önce oluşturması. Bütün iş güçlerinde önce hayvan, hani tarımdan başlayarak tersanesine kadar sonra onların önce insan sonra makine gücüyle ikame edilmesi. Bütün bunları hayvan diye de dinleyebilirsiniz ama işçi dememizin nedeni makbul çalışan beden üzerinden bir hukuk sistemi, haklar silsilesi kurulmuş. Ve ister istemez gösterilmese bile hukuk silsilesi olduğu için o makbul işçi üzerinden daha iyi bunu belgeleyebiliyoruz. En azından işaret fişeğini oradan daha iyi kurabiliyoruz veya ben ancak bunu yapabildiğim için böyle. Ortaklıkları konuşalım. Çok açık bir ilişki var. Nerede büyüyorsa, Türkiye'de hangi sektörde büyüyorsa kıyım artıyor. Bu iş cinayetlerinin imgesi olan 2008'de Tuzla'ydı. Daha sonra işte enerji sektörü, yenilenebilir enerji, HES'ler arttı ve HES sektöründe o büyük doğanın içerisinde iş makinelerinin altında kalan işçileri yaptık. Ala gemi söküm endüstrisi Covid'den sonra ıskartaya çıkarılan bütün cruiserların söküldüğü çok makbul bir yer haline geldi ve müthiş bir patlama yaşıyoruz biliyorsunuz. En çok direnişin yani bıçak kemiğe dayandığı noktada hiç ayaklanmayan yer koca Ala Havzası bir günde bütün üretimi durdurdu 22 tane iş yerinde. Tersanede veya dizi setleriyle işçi sağlık güvenliği meclisi bütün sektörleri kapsamaya çalıştığı için bütün bu alanda bir şeyler yapmaya çalışanların da
bir işte bilgiyle beslemeye, onlardan bilgisini aldığı için mesela bir süre uzun zaman Oyuncular Sendikası ile çalıştık. Dizi setleri, korkunç bir cinayet mahalli. Çünkü hayatı orada gerçek, yeniden canlandırıyor. Hayatın replikasını kurmak o kadar kolay bir mesele değil. Özellikle alt katmanda çalışanlar için. Oyuncular Sendikası işçi sağlığı konusunda pek çok klasik sendikadan çok daha öncü işler ve çok somut işler yapmıştı mesela. Kömür senesi ilan edildi 2012. Ucuz, en kötüsünden kömür 2014'te Soma oldu. Veya işte bütün parıltılı inşaatlarda mega projelerle altında kalanlar. Asbest üretildiğinden daha fazla yıkılırken hepimizin ölümlerini, felaketini programlayan bir lif. Kentsel dönüşüm ve deprem öncesi ve sonrası asbest şu anda hepimizi, siz ya Ankara'da da tabii var ama İstanbul'da çok daha tabii, İzmir'de deprem sonrası çok daha yaşıyoruz. Doğal olarak zaten gayet kanserojen, doğal olarak Türkiye'ye çıkıyor ama onlar işleniyor. Bütün Türkiye dört bir yanı asbestli su borularıyla kaplı. İller Bankası'nın bütün köylerinden şehir hatlarını bununla kurdu. Şimdi onlar harıl harıl kepçelerle çıkartılıyorlar. Ve bunun bir lifi yaklaşık saçtan 50'de biri olduğu için görünmeyen bir toz olarak ciğerine bir tane bile girmesi 50 işte 40 ila 20 ila 40 sene içerisinde çok büyük bir ihtimalle kanser yapabiliyor. Ve biz bunu Türkiye'nin literatüre sokup üçüncü bir alanını keşfediyoruz. İşte 20 senede 6 milyon bira yıkacağız diyerek. Büyük endüstri yapılarını harul hurul yıkar. İşte Buca Cezaevi, Ankara Hava Gazı Fabrikası, bütün 100 tane her yerde örnek veririz. İşte Bayraklı, Karşıyaka'da deprem sonrası binaların harul hurul yıkılması. Her yerde bir örnek var ve gerçekten ne yazık ki Türkiye'nin Çernobil'i diyebileceğimiz bir yere gidiyoruz. Öz söküm işçilerinin veya onları yükleyenlerin bedeninde önce izini bırakırken ondan sonra bir toz üzerinden çevredeki bütün yeri. Kadıköy, bunu bir kere şeyini gösterebilirim belki, boyutunu da görebilmeniz açısından. Mesela bu yapmaya çalıştığımız, hani Büyük Tatı'dan bahsetti Aykut, asbestli sarıtaları çıkarmaya çalıştık. Bu mesela İstanbul'da metrekare emsal fiyatlarının en yüksek olduğu yer şu Bağdat Caddesi'nin altı Kadıköy. Onun da en makbul yerleri Suadiye, Bostancı. Burada son işte 5 sene içerisinde elimizde biraz kaçak bir olabilecek bir veri var. Yaklaşık 2000 ila 4000 bina yıkıldı. Riskli bina ilan ediyorlar. Öyle bir şey oluyor ki bu riskli binalar metrekare fiyatların en yüksek olduğu yerlerde birdenbire oluyorlar. Sanki deprem gelip oradan vuracak falan gibi. Böyle bir, şimdi şu gördüğünüz orada riskli bina olduğu için onları çizemedik ama şu gördüğünüzde neresi olduğunu çok görsel imgelemeye yansımaya başladı son dönemde. Şu tamamen riskli bölge ilan edildi. Afet yasasına dayalı olarak 2012. Neresi olduğunu tahmin edebiliyor musunuz şuranın? Şu, yok, burası Kadıköy. Hiç üçüncü köprü. Burası gerçekten en kentin öbür tarafı, yani İstanbul'un merkezi, yani en güneydeyiz. Şu gösterdiğimiz yer Fikirtepe arkadaş. Muhakkak duydunuz Fikirtepe. Yani en düşük rayiç bedelinin olduğu kentsel, kent yoksullarının Kadıköy ölçeğinde yaşadığı yerde ve burayı blok olarak, hani hülle olarak riskli alan yaptılar. Sağ sol Dumlupınar ve Fikirtepe mahallesi. Orasının hepsini riskli alan ilan ettiler ve biz orada mesela şu işaretlediğimiz kırmızı yerlerde gösterebiliyoruz ki 66-82 arasında yapılaşmış bölgeler riskli alan içerisinde, şimdi 2000 tanesini birkaç gün içerisinde yıktılar. Yıkılıyorsa biliyoruz ki o zaman en yüksek asbestin kullanıldığı yer. Burada bir de, yani burada durmuyor. Şimdi öyle bir sorun var. Oradaki 3-5 tane işte söküm işçisini falan sordu. Bu böyle, bakın burası ağaç neresi? Oh, Moda, Fenerbahçe. Burada şurası gördüğünüzde baskın rüzgar yönü. Bu böyle, oh, asbest litleri durmuyor orada, yoksulların olduğu yerde. Virüsün durmadığı gibi. Tam böyle, burada bir de onkoloji hastanesi var burada. Yani resel bir yerleştirilmiş. Evet. Ve o büyük bir ihtimalle orada olanlar orada yatmayacaklar ama. Kadıköy'deki bir onkoloji kliniği afford edemeye olabilir yani, ama yan yana olması mekanda. Yeni bloklar var şimdi. Evet, evet. Şimdi orası zaten, yani işte son filmin de adını hatırlayamıyorum. Çok fazla son dönemdeki hani kentsel distopik yerlerde kullanılan, set olarak kullanılan da bir yer oldu. Hatırlayamıyorum ne yazık ki şu anda. Fikir. Hayaletler, evet, tamam. Evet. Evet, zaten bir iş cinayeti de var onun içerisinde. Ona entegre edilmiş tam o binalar yapılırken. Buradan işte rüzgarla Moda ile Fenerbahçe'ye inen bir yer. Bunu bir de Gazi Osman Paşa'sını yapabildi bir tane. Orada da işte burada Avrupa konutları var. Aşağıda Bilgi Üniversitesi var. Burada Vialand, Venedik replikası var falan. Hepsi iniyor oradan. Siz böyle 2 milyon dolar verip orada şey alıyorsunuz. Orası tamam. Gazi Osman Paşa'nın 3'te 1'i riskli alan ilan edildi. Olağanüstü hal. Acil kamulaştırma. Hani bunlar da size biraz önce konuştuklarımızla ilgili bir sürü şey düşündürtecektir sanırım. Yani bir sürü işte Dilovası, yani bu ikisinin
işçi sağlığı dediğimiz hikayenin halk sağlığı, çevre sağlığı üzerinden hiçbir zaman ötekinin meselesi olmadığı, işçi olarak identifikasyon kurulsun kurulmasının emek meselesinin bedensel düşüldüğünde kapsayıcılığı, ekolojinin ifade eden konstelasyon alanları bu için benim açımdan. Ve işte bu her şey bittiği zaman maden sahaları, inanılmaz bir ruhsat verme süreci var. İşte Artvin'in %70'i yeni maden ruhsatı aldı veya işletiliyor. Muğla'nın %70'i biliyorsunuz ve bütün bunlar, bu sahalar aynı zamanda Türkiye ofiolit bölgesi olduğu için pek çok doğal asbest şeyi var. Yani şu mesela Türkiye'nin asbest dağılım haritası, doğal olarak olduğu yerleri görüyorsunuz. Yani buralarda çevresi olarak çıkıyor. Şimdi buralarda maden ocakları yeni ruhsat aldığı zaman bunun atık havuzları, rüzgarlanması üzerinden apayrı bir boyutta da katmer katmer bir ekokırım sistemini de hayata geçiyor. Yani orada HES'i yaparken, madende çalışırken zaten ciğeri biten, siyanürde falan işçiler, hayvanlar falan üzerinden bir de yani bunun çapı zaten yan yana koyduğunuz zaman çevresel felaketin mekansal kapsayıcı ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bir de işte doğal sınırlar. Burası doğal olarak asbestin çıktığı yerler ve ofiolit hattında çünkü Anadolu. Yani bütün bunun doğal olarak oluştuğu bir yerdeyiz. Bunların içerisinde daha da daha fazla dolomit, mermer, kömür, bakır, altın, bor ve sünger taşı madeni koyuyorsunuz. Yani bir tek onların başlı başına korkunçluğu, siyanür havuzları, atık havuzları, bunların karışıyor, patlıyor olmasının üstüne bir de bu asbest lifi meselesi. Yani karadan, sudan kaçarsanız havadan kaçamadığınız bir şey var. Bir örnek daha var. Hepimiz tabii çok etkileyici. Ben bu denizin kenarında büyüyen bir insan olarak 2000 yıllık bir denizin ölümü, yani çok somut olmakla beraber tam da imge ile cismin birbirinin içine geçtiği bir şey oldu. Ama bu kadavra, Marmara Denizi dediğimiz bir kadavra, müsilaj kadavrası esasında, bakın Marmara, burası Nilüfer Çayı, burası Bursa Sanayisi, burası Renault, Boş. Bunun yanı Bandırma, Bandırma Tavuk Çiftlikleri. Bunun üstü Ergene Havzası, Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Şeytan Üçgeni, çimento fabrikaları. İstanbul, her ne kadar sanayisini dışsallaştırsa bile hala önemse, burası Dilovası, burası Kocaeli Sanayi. Bu kadavra oluşmadan önce burada bir sürü kadavra vardı bizim iş cinayeti raporlarına geçirdiğimiz, isim isim. O kadavra bir günde oluşmadı. Bu kadavranın içinde bu kadavralar var. Kadavra kadavradan doğuyor. Hepsi doğallaştırılınca değil mi? Doğal hale geldiği zaman işte o doğal olan şeyde, kadim olan olduğunu düşün şeyde gidiyorsunuz. Ama bu zaten geliyordu. Ama o gündelik hayat içerisindeki olağanüstü hali görmek, onu belgelemek bile ne İdil Belirsiz ve İşçi Sağlığı Meclisi diye bir oluşuma kalmış oldu. Sendikalar bu işle ilgilenmiyor. Yani ekoloji ilgilendiği zaman işin ekolojik yanına ilgileniyor ama mesela o bütünsel bağlama içerisinde Marmara Denizi'ne kadar gidiyor. Herkes kendi ekoloji mücadelesini belki burada götürmeye çalışıyor. Ama halbuki belki korpus olarak düşürdüğümüz zaman gündelik hayatta o katliamların her an yaşandığı ile ilgili bir epistemoloji mücadele hattı olduğu zaman daha önceden müdahale edilebilir bir hale gelebilirdi. Yani konular gerçekten gıda ile ilgili aynı şeyi anlatabiliriz. Pardon, buraya söylemedim. Bütün hepsi aynı zamanda pestisitli, insektisitli, herbisitli tarımın yapıldığı yerler. Önce çiftçiler ölüyorlar orada. Sen ondan sonra üç misli portakala, pirince para verip de çocuğunu yedirdiğini düşünsen bile o topraktan, arsenikten geliyor. Yani gerçekten kurtuluş yok tek başına gibi bir şey var. Yani çiftçinin bedeni beni ilgilendirmiyor dediğiniz anda bile o geliyor size. İşte gıda meselesi çok açık yine bu bedenler arasındaki sorunlara. Geri dönüşüm fabrikaları. Geri dönüşüm fabrikaları şöyle bir adet geliştirdiler, yanıyorlar arkadaşlar. İngiltere'den o çöpler geliyor, sonra da onlar birdenbire yanmaya başlıyorlar. Müthiş bir gazeteci, araştırmacı, gazetecilik, akademi falan hiç işlemediği için bunlarla ilgili zaten. Bloomberg'tan bir gazetecinin Tesco, %100 dönüştürülebilir ürünlerini satıyor. Bir işte süpermarket zinciri İngiltere'deki en önemlisi. Onun 3 tanesine GPS koyuyor. Hani yeni dönüşüm şeylerini ve o 2 tanesi, bir tanesi İngiltere'de kalıyor, 2 tanesi Polonya'da. Sinyal kayboluyor, sonra Adana'da Hacı Osman Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkıyor. Bir kısmı oralarda, kenarlarda yığılıyor. Kadim Yaşar Kemal'in Çukurova'sında. Bir kısmı da böyle, bunları belgeleyen arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. İki olan plastik ve geri dönüşüm fabrikası 202'ye çıktı. Her gün yeni bir tane yeni. Çünkü yakıyorlar bunları. Bunlar bu kadar yakılmadığında çimento fabrikaları artık bu hakkı satın aldılar. Özel piyasadan çöp alıp kendileri yakabiliyorlar. Yani nasıl bir havaya maruz kaldığımız belli değil. Bir yandan da biz iş cinayetlerini belgeliyoruz. Elini kolunu kaptıran Afgan Suriyeli işçiler. Neredeyse hepsi kaçak çalıştırılıyor. Hepsi yan yana bir yıkım içerisinde, konstelasyon içinde devam ediyorlar. Yani bu örnekleri sonsuza kadar çoğaltabiliriz. O yüzden işaret fişeği demeye çalıştığım, gündelik anda, mekanda görebildiğimiz Benjamin Yalın'a işaret fişeği olarak
işçinin bedenine, işçinin ölümüne bakmak çok önemli. Yani önce içinde olabilmek için müdahale. Yani işçinin bedeni başka bir yerde öyle demeye çalıştım. Yaklaşan ve algılanması çok zor olan, algılandığı anda da öyle bir felaket de üzerimize geliyor ki. Yani orada ancak bir kurtarıcıya kaçabiliriz. Felaket kapitalizmi anlatıları. Halbuki an içerisinde işaret fişekleri bize hareket kabiliyeti sunabilir. Bu iş yaklaşan çevre felaketi ve içinde olduğumuz çevre felaketinin işaret fişeği ve alametidir. Yani türcü olarak insanı, insanın da herhangi birini değil, boş zamanını, ruh sağlığını falan değil, işçi haline getirmiş insanın bedenini yıkımına bakmak bile bize bu işaret fişeğine dair pek çok şey gösterebilir. Kıyım ve Kalkınma Partisi'nin o deli, hepimizin sonunda yok oluşa gittiğimiz partisinin içindeyken, sarhoş haldeyken, fantazmagoryalar içerisindeyken bir uyanış anını tetikleyebilir. Ve de tabii ki çok açık olarak, o kadar romantik ifade edemeyeceğim, kapitalizm suçlarını örterek ilerliyor. Çünkü güçlülerin suçları her zaman yavaş ölüm getirdikleri için kapalı kalıyorlar. Bir Fransa'da asbestin yasaklanması mücadelesinde çok önemli rol oynayan bir Amisol, asbestli şerit fabrikası işçisi Josette söyler, hiç unutmuyorum. Sokakta birini öldürürsen hapse girersin. Ama şirkette, fabrika içinde senelere yayılarak on binlerce insanı öldürürsen devletten teşvik alırsın. Yani suçun tanımı, cezanın tanımı, yani görünmez, doğallaştırılmış ve gündelikleştirilmiş yavaş suçun tanımını ifade etmek için en azından yani yapabildiğimiz ölümleri yan yana koyabilmek bile güçlülerin yavaş suçlarının ele vermekte çok güçlü bir. Ve Türkiye'de meslek hastalıkları alanının hiçbir mücadele haline getirilmemesi, bu bedensel, mekansal ana yönelik, zafere yönelik olmayan bakışın olmamasından da ileri geldiğini düşünüyorum ben. Çok uzattım sanırım, örnekler bu kadardı. Bitirelim. Demek ki bir biz yapalım. Hayat için ölü canları salmak, işaret fişeği olarak ölü canları saymak. Bunun üzerinden kullanılan, atılan diğer, yani insanın makbul türü işçi değil, diğer kullanılan, atılan, gözden çıkarılan millet, etnisite, ırk, bölge, cinsiyetler için de bir işaret fişeği. İşaret fişeği, işaret fişeği tetikleyen bir şey çünkü. Ve bu bir temsili olmayan bir temsiliyet. Yani bu şey gibi, komünist partilerdeki devrimci özne arayışı gibi bir şey değil. Eski komünist partilerde o büyük kuramsal tartışmalar. Bu temsili olmayan bir işaret fişeği, alegorik bir temsiliyet diyelim. Bir söz alma belki de. İşte bunları değişik yerlerde nasıl kullanıyoruz? Kalkın ve kıyım, işte imgeler diye bunları seçmeye çalıştım. Çok etkilendiğim ve bezegensel kentleşme dediğimiz, bence çok iyi imge olarak da çalışma alanı olarak yapıyor. Kitap kapağını buraya koymak istediğim imge olarak, dördüncü imgem bu olsun. Esasında Kuzey Ormanları diyebilirsiniz ama değil. Başka yerdeki doldurulan, açılan taş ocakları bundan. İmplozyon ve eksplozyon kavramını, içe patlama ve dışa patlama kavramını aynı anda kullanıyor gezen kent. Kent dışı bir yer yok artık. Bavulunuzu alıp Datça'ya yerleştiğiniz zamanda da kenttesiniz. Orada da Cengiz Holding var. Artvin Hemşin'e çıktı, Ayder'e çıktığınızda da artık o şirketler zaten her yeri kent. Lefevien anlamında kent, sermaye birikiminin anlamı ne haline getiriyor. Yine işaret fişi olarak bu bir karikatür seçmeye çalıştım. Çok sevdiğim Konopaki. Zaman da yaklaşıyor. 28 Nisan iş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri anma günü. Workers' Memorial Day. Diyor işte, kansa diyor eğer bütün bu servetin bedeli, biz hepsini ödedik diyor. Ve burada hani çalışma barışıyla çalışma savaşın bu yan yana koyulmuşluğu çok doğru geliyor bana. Buzdağının öcüğü ve şununla da bitiriyorum. Bu bir tek bizim yapabildiğimiz ve aramızda ilişkiler olan, yani bu Benjamin'in dediğim gibi kapitalizmin yarattığı fantazmagoryaları göstermek için arşınladığı sayfa ve sokakları, pasajları benzer bir mesai olduğunu düşünüyorum. Enkaz ve kaybı belgelemeye çalışmak, her ne kadar belge kavramı inanılmaz tersine, başka bir şey bilemediğim için arşiv, belge tam bir tersine kullanımı olsa da. Çünkü tam da bir bu içinden geçtiğimiz zamanın bir işte telafisi konulabilen bir yol kazası olmadığından yola çıkar. Asli olanın kayıp olduğundan yola çıkar ve dediğim gibi bunu yapan enkaz üzerinden, kayıp üzerinden çoğu zaman kendi kaybını, yasını adalet talebiyle birleştiren
gerçekten denize düşürüp yılana sayılmak gibi faaliyetler çok artıyor. Burada küçük bir belki bilmediklerinize bakabilirsiniz diye dedim. Bizim en azından yan yana geldiğimiz, yapabildiğimiz işte bir zaman bu zorla kaybedilenlerin, kaybedilenler coğrafyasıydı gerçekten. Mezarlar, zorla kaybedilen mezarları. Veya işte bir dönem beraber çalıştığımız Burak Arıkan'ın mülksüzleştirme ağları. Yani bir yandan devlet kamu proje, işte devletin sağladığı ayrıcalıklarla kurumlar, şirketler ve projelerin bir araya gelip onun üzerine iş cinayetlerini işliyorduk biz. İş cinayetleri veya kadın cinayetleri, anıt sayaç değil mi, yan yana koymak. Yani bu kavramın oluşması için bile yan yana koymanız gerekiyor. Hani sistematik olarak yakınları tarafından öyle, bu böyle bir şey yok. İş cinayeti de böyle bir kavram olarak olmayabilirdi. Kavram böyle bir kavram. Yani fragmanlardan, hikayelerden oluşan kavramlar, kavramadan, o açıdan tek neden gelen kavramlar bunlar. Veya ekolojik tahribata karşı mücadeleler, bir tane, iki tane delinin Hopa'da oturup Türkiye'deki çevre atlas almanağını, bütün çevre mücadelelerini, indeksi bile yok kitabına. Bunu iki tane Hopa'da oturan iki kişi yaptı. İşte onu şimdi mesela haritalamaya çalışıyoruz. Mülteci ölümleri, yani bedeni bile korunmayanlar, Akdeniz'e gidenler, bunları Halkların Köprüsü Derneği İzmir'de yaptı. Emek direnişleri, emek çalışmaları topluluğu. Mega projeler İstanbul, İstanbul mega projelerinin hangi alanlarda topografyasına görüşen işler. Akademik, sonra tabii bu işin çağlayan boyutunda işte hak ihlalleri, akademik hak ihlalleri, Zartekin'de falan, bazen STK raporlama şeyine gitse bile onu belki de taraflı olduğum için yanında düşünüyorum. İnşaat suçları, bir ara sosyal medya üzerinden inşaat suçlarının yerinde belgelenmesi. Çok etkilendiğim mesela hafriyat kamyonlarını, iş makinelerinin yol açtığı ölümleri 4 seneden beri kızını Yoğurtçu Parkı'nda kaybeden aile tutuyor. Urfa'dan Edirne'ye kadar böyle bir kavram. İş makineleri tarafından öldürülen insanların verisi var Türkiye'de. Her yerinde ama. Yani kendi kızının yasını bu şekilde tutan bir aile. Hayvan hakları açısından mesela çok önemli. Dört ayaklı şehir, onların aktivistlerinin bütün belediyelerin illegal bir şekilde kuzey ormanları, dönüştürülen coğrafyaya attığı köpeklerin küpeleri üzerinden belediyelerini tespit edip bir GIS haritasında birleştirilmiş bir veri mesela. Köpeklerin atılma ve itlaf coğrafyaları. Ve bütün bunlarla esasında köprüleri kuran birkaç insan var. Yani bu tabi biraz daha burası odaklı İstanbul odaklı bir şey olmasına rağmen, ama bu faaliyetin özetle bir şey delalet, kendisinin de başlı başına bir şey delalet ettiğini ve kendi sesini, sözünü, örgütlenme tarzlarını, dilini de aradığını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok uzattım. Kerem, çok sağ ol. Son bir şey. Çok sıkıştım. Sen git gel, ben bir tek şunu söyleyeceğim. Bunu da yazacağım. Ben bir sunum hazırlamadım. Biraz bilerek hem bu iki isim Zeynep Sayın ve Aslı Odunan'ı görünce zaten çok sunuma gerek yok dedim. Biraz işte de belki bu demin başta konuşmuştu hoca. Bu swarm davranışı, yani böyle bir sürü hareketi şeklinde gitmek, sürü hareketi şeklinde etkinlikler tasarlamak, düşünmek ne demek mesela. İşte o yüzden zaten yüzlerce, böyle onlarca belki hani sunum konuşma, sanatçı konuşması yapınca o ilişki aslında eleştirdiğimiz bir politikanın bir şey, başka bir formu. O yüzden böyle ben nasıl eklemlenebilirim Aslı'ya deyip böyle bir takım sizler gibi notlar alıp o notlara dair yorumlarımı paylaşacağım ve bunlar tabii ki burada böyle küçük bir şey çıktı, böyle kolaj çıktı. Dağınık oldukça yakalayabildiğim şeylerden belki daha birlikte şey yaparız. Bir de böyle benden arkadaşlarım 5 tane imaj getirmemi istediler. Dün gece bunları koydum, yani bunlar da böyle uzun uzun düşünmedim ama bunlar da bize ilham verecektir. Birlikte belki üstünden konuşmayı ikimizin tercih ederim. Burada tabii sanat, yani bütün bu ağır sunumun üstüne hani biz de biraz enkaz olduk ya yani sonunda. Sanat... Ben o bedensel deneyim iş yapmak istiyorum. Farkındayım. Bilinçli ya da bilinçsiz ona neden oldu.
Orada çok ağır yani tabii. Sanat da burada en azından sanat yani Batı sanatının ciddi bir bölümü bu işin içinde zaten. Bu iki türlü içinde. Birincisi Nazlı kapıda konuşuyordu. Yani zaten bu bizim çalıştığımız bütün kurumların hepsi karanlık yani. Bir ilişkisi var. Biz istediğimiz kadar işte bir falanca yerde bilmem ne çevre sergisi açalım. O hiç öyle işlemiyor. Bir öyle bir gerçek var. Ona rağmen diye zaten sanatçılar bu işe girişiyor. Ama soylulaştırma projesi varsa bir yerde orada sanat vardır. Ben zaten Kadıköy Yeldirmeni'ndeyim. Oradaki bizzat oranın o hale gelmesinden sorumlu biziz mesela. Sanat atölyeleri ve Erasmus öğrencileri. Hani bunun oraya gideceğini bilerek mücadele etmeye çalıştık ama bir sonuç çıkmadı. İkincisi benim daha ilgimi çeken, daha kritik konuysa sanatın bu bir gerçeklik yaratma, bir hakikat yaratma alanları arasında en baskın olan alan oluşu. Burada da işte bu değil mi? Bu Panorama İstanbul'u görünce zaten o tüylerim diken diken oldu. Yani bir pencere ve sınır çerçeveden bahsetti Aslı. İşte Alberti'nin değil mi? Dünya duvarın içinde bir pencere, başka bir dünyaya açılan. Hani öyle bir dünya ki bu, kendinizi kaybedin o dünyanın içinde. O kadar gerçek bir dünya kuracağız. Nasıl kuruyor bu dünyayı? İşte yağlı boya teknolojisiyle, yani teknik fetişizmi tavrolardan da okunabilir. Perspektif teknolojisiyle bakışı içine göze hapseden, gözü daha doğrusu resmin içine hapseden bir optik bir dünya kurarak başlıyor ve bu mimariyle birlikte başlıyor resim. Yani freskonun içinden başlayıp o bugün günümüzün herhalde bu değil mi grafik motorlarına kadar uzanan bir gelenek hala da devam ettiriliyor. Çoğumuz da bunu yapmaya devam ediyoruz. Yani bir dışarısı hep bir simüle edilen, yeniden tasarlanan, kurgulanan bir şey oluyor. Burada da imgeler sadece göstermiyorlar. Aynı zamanda bunu Ron Burnett zannedersem söyleyecek. Tarihi inşa da ediyorlar. Yani biz tarihi imgelerle birlikte inşa ediyoruz. Dolayısıyla şöyle bir gözünüzü kapayıp doğa nedir dediğimiz zaman bu doğa fikrini biz nereden öğrendik? Yani sadece kitaplardan öğrenmedik, resimlerden de öğrendik, imgelerden de öğrendik. O imgelerle icat edilen bir doğa miti var. Ve tabii ki yine Rönesans'tan herhalde, belki daha da öncesinden doğayla ilişkimiz, bizim bahçeyle ilişkimiz hep dini metaforlar üstünden gelişiyor. Yani bir cennet olarak doğa bize tarif ediliyor. O cennet daha sonra işte kent bahçelerine, şunlara bunlara dönüşüyor. Bu noktada da insan günahkar olarak tanımlanıyor hep. Yani güzel bir bahçe vardı. Bir zamanlar buradaki aslı bu zamansallıktan bahsetti yani. Hem tarihi geriye doğru inşa ediyoruz bir anlatıyı, bir de ileriye doğru. İşte bu insan da ortadan kalkarsa, yok olursa bu günahkar insan, doğa düzelecek. Bütün popüler çevreci politika bunun üstünden propaganda yapıyor şu an. Yani insan şeytandır, kötüdür ve insan etkisi kalktığında doğa böyle ne oluyorsa kendi kendini düzelecek. Burada ne tür bir ön yargımız var? Bir işte günahkar insan. Zaten şey tuhaf, insan ne? Hani hangi insan, kim? Ne demek yani? Biz bunu öğrendik bu kavramı. Eskiden var mıydı mesela insanların kafasında böyle bir insanlık diye bir kavram? Değil mi? Mesela insan deyince doğa karşıtı mı düşünüyoruz? Uygar olan mı düşünüyoruz? Böyle meseleler var. Diğer taraftan doğa diye bir şey var, kavram var. Evet, fizik gerçek olarak bir dışarıda bir şey var yani. Ama doğa deyince ne anlıyoruz tam olarak? Mesela işte şu Haydarpaşa'da çektiğim inşaat, işte orada bir arkeolojik alan var. Bir tarafta da bir inşaat devam ediyor. Burada bir köpekler artık swarm behavior gösteriyorlar. Yani kurt olmuşlar. Yani herhalde 30-40 tane bir köpek var. Gidip bir süre videolarını çektim. İnanamadım davranışlarına. Yani o tepelerin içine çıkıyorlar, çimento şeylerin üstünden gözetliyorlar falan. Şimdi orada sokak köpekleri oraya entegre olmuşlar. Orada bir, benim deyimimle hani bir kent safarisi var. Şimdi bu doğa mı? Mesela doğa deyince nasıl çizeceğiz bunun sınırını? Ya da işte benim yıllardır çalıştığım alan, sokak otları,
bu bir ot değil, bir cennet ağacı. Çin'den Avrupa'ya süs amaçlı getirilip sokaklarımızı güzelleştirilsin diye getirilen, sonra bütün Avrupa'yı ve dünyayı istila eden baş belası bir ağaç. Çok tehlikeli. Tarım alanlarını fethediyor, diğer biyoçeşitliliği tehdit ediyor. Öldüremiyorsunuz, yok edemiyorsunuz, sürgünlere. Ya virütik bir ağaç bu. Ama bir ağaç. Hani her yerde. Her yerde var. Kokar ağaç. Kokar ağaç. Kokar ağaç, evet. Bir sürgünde kokar. Evet, bu ağaç da mesela şimdi burada ne yapacağız? Bu kent, kentle evrimleşmiş, yıkımla evrimleşmiş, yıkımın üstünden çıkan, hiç de kente direnen falan değil, tam tersine kentte diğer ağaçlar yaşayamadığı için gayet keyfi yerinde bir agresif bir ağaç türü var. Şimdi bu da bunu nereye koyuyoruz doğa deyince? Başka bir örnek işte bu, başka bir Aslı Uludağ sanatçı. Birlikte yaptığımız bir projeden bir çalışma. Şamandıra, bir kayıp bir şamandırayı takip ettik ve tam çıkarma anını yakalama şansımız oldu. Orada şamandıra çıktığı andan itibaren işte altta onunla birlikte bütün midyeler de çıktı. Şimdi midyeler onu aşağı çektikleri için düşünsenize şeyi bozuyorlar. Deniz işaret altyapısını bozabiliyor. Bir midye yine swarm davranışını burada da görüyoruz. Şimdi bunları da tabii düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla böyle doğa güzel şey olan, değil mi, böyle hani bizi mutlu eden ya da kendi kendini yenileyen bir sistem değil. Zaten çevreciler, ya çevre bilimciler 50 yıldır tekrarlıyorlar. Yani doğa karmaşıklık bilimine göre işler. Dalgalanır yani. Evet, belli statik dönemler vardır. Stabil olmaya çalışır. Ama böyle düzgün teleoloji diye bir şey var. Yani bir sistemin bir yere ulaşacağını zannetmek. Bu galiba sizin bütünlük, bütünleşme fikriyle çok alakalı. Hani ileride bir yerde bir şey olacak ve o bir finale ulaşacak. Aslında burada bizim dışımızdaki her şeye biz insan gibi amaç yüklüyoruz. Yani doğayı insanlaştırıyoruz ve diyoruz ki işte doğa hani güzel olacak, sakinleşecek. Öyle bir şey olmayacak. Bunun en büyük göstergesi biz yani doğanın dünya tarihi içinde minnacık zaten bir yerde hani var canlılık. O canlılığın içinde de minnacık böyle bir sapienslere falan. Ya baktığımız zaman hani eğer varsa doğa diye bir şey, gerçekten berbat bir şey. Çünkü 6 kere katliam olmuş. %99'u yok olmuş canlıların. Yani bir şey kalmamış zaten. Hani bu kalanlar zaten biz agresif ve pislik olanlar kalmış gerçekten. Bugün Ezgi'ye diyordum yani İstanbul'da sadece onlar kalıyor diye. Dolayısıyla benim için hiç şey değil doğa, yani böyle bir güzel bir yer falan, öyle bir yer yok zaten. Cennet diye bir şey yok çünkü yani. Biz o zaman burada ne yapabiliriz? Hani şey mi yapalım? Hani bu etik bu soru geliyor hemen çünkü. O zaman hani bu kadar zaten agresif, bu kadar kendi kendine düşman adeta bir yapının içinde biz ne yapabiliriz? İşte bir filozof şey diyor. Yani sistemleri çözemezsiniz ama onlarla sörf yapabilirsiniz diyor. Yani dans edebilirsiniz diyor. Yani biz bu karmaşık yapılar, bu dalgalanan doğanın içinde belki nasıl dans edebileceğimizin politikasını tartışmamız gerekiyor. Neye ne kadar müdahale edebileceğimizi tartışmamız gerekiyor. Evet. Burada peki sanat ne yapıyor? Sanat genelde hepimizin çoğumuzun yaptığı sanat zaten şey yazmışım, arzu demişim ya, arzular yaratıyor ve o arzular üzerinden bu nesneleri, şeyleri anlamlandırmamıza neden oluyor. Burada benim için ciddi bir sorun var, yıllardır kafamı beni çok rahatsız eden yine işte o Rönesans'ın optik sanatına geliyor. Tabii ki temsil çok değerli bir şey. Örneğin Aslı az önce bize bir takım sonunda temsiller gösterdi. Şimdi bunlar hani o gelen o İstanbul panoramaya karşı anti temsil biçimleri. Yani onu söken, ilişkilerini gösteren ve böylece bize aydınlatan, bize mesafe yaratan. Şimdi öyle bir sanat da, öyle bir temsil de yapılabilir. Ama galiba benim en çok önemsediğim nokta fizikselliğini yitirmiş olması sanatın ve bugün giderek buna dönüşüyor olması. Özellikle bu teknolojik, işte bu metaversler, NFT'ler, bütün bu hani o panoramanın işte bütün dünyayı kaplaması yani. Yani aynı şey yani, bir işte bu Refik Anadolu'da İstanbul panoramanın arkasında ontolojik olarak bir fark yok yani.
bütün bedeni kuşatma teknolojileri bunlar. Görsel alanı kuşatma teknolojileri ve böylece siz bedeni unutun yani. Ama bütün mesele de burada bedende akıyor. Yani ölümde akıyor. Ölümlülüğümüzü hatırlamakta, yaralanabilirliğimizi hatırlamakta akıyor. Ama sanat inatla bize ya da popüler kültür bunu unut diyor. Bunu unut, senin kafana bir şeyler geçirelim. Seni o Rönesans perspektifinin içine sokalım. Sen orada imgeler dünyasında yaşa diyor. Burada sanat ne yapabilir? Sizin yaptığınızı yapabilir bence. Tam tersi bir şey gösterip, yani temsil kuruyorsa da o temsilin mekanizmalarını ortaya koyabilir. Ne demek? Mesela işte ya sen yağlı boya yapıyorsun, ekolojik resimler yapıyorsun da bu fırçayı neyden yaptın? Sincap öldürüp yapamazsın yani, değil mi? Sincabı öldürüp ondan fırça yapıp çevreci resim yapamayız yani. Bu kadar kör olmamalıyız mesela. Bunun gibi şeyler yani, altyapı ağlarının ya da işte Vermeer'in kullandığı mavi renk işte bilmem nereden geliyor yani, Asya'dan bir yerden geliyor ki o resim öyle çıkıyor. Yani imgeler aslında bir takım materyal ağlarının kesişmelerinde, sıkışmalarında ortaya çıkıyorlar. Yani bütün o Rönesans'tan günümüze kadar gelen ve oradaki o kolonyal hareketlilikte o malzemelerin değişmesiyle bir takım imgeler oluşuyor. Ve bütün görüntülerin arkasında böyle bir altyapı olduğunu unutmamak ve sanatın aslında sürekli bir fiziksel bir şey olduğunu, yani çerçevenin içi değil sadece, o çerçevenin işte duvarda asılı olduğunu, onun işte bilmem ne fotoğraf kimyasalıyla yapıldığını, yani sanatın bedenini, sanat kendisi başka bedenleri gösterirken kendi bedenini gizliyor genelde. Böyle bir perde yaratıyor. O perdeyi göstermek fikri benim için takıntı haline geldi. O yüzden yeni medya işleri bile yapsam, bugün çok iş göstermek istemiyorum ama bir şekilde altyapısını, yani bu ekransa elektrikle çalışıyor. O elektrik şuradan geliyor. Yani o dolaşım ağlarını görünür kılmak gerektiğini düşünüyorum. Bir nokta bu. Bir de şey demişti Aslı. Sonra belki bunların üstünden birlikte sohbet ederiz. Akışı kırmak, o çok hoşuma gitti. Yani bir hızla bu bedenlerin bir ilişkisi var galiba. Mesela çok şey hissediyoruz ya, ne deniyor ona? Hani FOMO muydu, neydi o? Şey, kaçırıyor olmak. Sürekli dünya akıyor yani, enformasyon akıyor deli gibi ve hep biz eksik hissediyoruz yani, bir şeyleri kaçırıyoruz. Sanatçılar da vardır burada eminim. Bize de teknolojiden de böyle bir baskı yaratılıyor sürekli. Zıppırt yeni bir teknoloji çıkıyor. Sen hep şeysin, analog bir sanatçı olarak. Ne yaparsan yap yani, istediğin tekniği öğren, hep geridesin. Sürekli böyle bir mühendisliğe doğru giden bir sanat var. Geride kalmış hissettiriyor. Orada ben de tam tersine mesela belki tekrar analog mecralara dönmek. İyice ne bileyim işte gravür falan yapmak gibi bari, böyle bari. Evet, sulu boyayla çalışmak, yani inatla hani bütün o VR teknolojisine karşı kağıtta, yani onu reddetmek değil ama bundan da hemen böyle kolayca vazgeçmemek, yavaş mecralar kullanmak, çünkü bunlar bize bedenimizi hatırlatıyor, kaza yapma şansımızı hatırlatıyor, işte resim yapmak, hata yapmak, kontrol zihninin olmadığı dünyalar. Ben sokak otlarında bunu çok hissediyorum. Çünkü o şehrin akışı içinde bunları çekebilmek için fotoğraflarını durmak zorunda kalıyorum. Yavaşlamak zorunda kalıyorum. Trafiği aksatıyorum. Arkamda insanlar birikiyor. Kızanlar oluyor. Laf edenler oluyor. Yani orada sıkışıklıklar yaratmak ve onu belki bulaşıcı hale getirmek, o sıkışıklıklar. Yani sistemin hızıyla oynayabilip o hızını nasıl diyeyim, esneyip genişlettirme mekanizmalarının üstüne de sanki düşünmemiz gerekir diye düşündüm sen söyleyince. Evet, bu moloz hikayesi de burada bu altyapıların parçası, atığı mı bilmiyorum yani, orada ne var. Ama oraya dair gene görünür kıldığı için oradaki bedenler işte bir şeyler yapmışlar. Bedenlere de bir şeyler olmuş. Onların izleri gibi. Bu Bursa'da bir atık tesisinde çektiğim bir fotoğraf. Bunu biraz öne getirebilir miyim? Paçavra Venüs çalışması geldi aklıma. Bu kocaman bir şey.
Ya bu bir anıt herhalde dedim ben yani görünce. Yani onun içinde çünkü benim için öyle bir niteliği var. Yandı sonra bunlar büyük ihtimalle. Bilmiyorum. Yani bir belli bir süre bazılarını ziyaret ettim. Şimdi bazıları çok sistemliydi. Özellikle fabrikadan çıkanlar sıkıştırılmış olarak. Onlar da böyle bir enformasyon şeyi gibi geldi bana. Hani bir disketi görmek gibi. Sanki şehrin bir enformasyonunu çekip çıkarabilirsin gibi. Ki bazılarını okuduğumda gerçekten kişisel insanların anılarını görebiliyorsunuz. Bunlar işte fabrika çöpü değil, bireysel bizim... Onlar çöp deyince çok kızıyorlar. İşte atık diyorlar ama tartışırız onu da. İşte bizim atıklarımız sanki konu şeyi değiştiriyormuş gibi. Galiba işte bunu görünür kılmak. Ama burada benim kafamı karıştıran şu oldu. Ben bundan çok etkilendim estetik olarak. Yani bende hani eski tabirle yüce hisler uyandırdı. Önümde bir anıt ve bir paçavra Venüs'ünü hatırlatan... Böyle postmodern sonrası bir şey gibi ve daha da güzeli bir sanatçı yapmamış bunu. Hani kendi kendine yine hocam swarm diyeceğim. Swarm behavior yani şehir yapmış bunu. Şehir bir şehirleri malzemeleri sıkıştırıp bir yerden toplayıp bir asamblaj heykel inşa etmiş. Şimdi o zaman şu soruyla karşılaştım. Ya ben buna heykel diyorum işte etik şey diyorum estetik buluyorum güzel buluyorum. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yani illa güzel olan şey mi olmak zorunda? Ne diyelim? Yani belki bununla yüzleşmemiz gerekiyor yani. Çünkü yıkıntılar bugün biraz romantik bir şey artık yani yıkıntı estetiği. Instagram'ın içinde var yani zıpırt yıkılmış yerlere gidip insanlar oraların fotoğrafı... Ya demek ki bundan bir haz alıyorlar. O hazı anlamaya çalışıyorum. Yani niye... romantiklerin aslında o parçalanmış, yıkılan gemiler, yıkılmış harabeler, eski o Yunan'a özenen o yıkılmış binalardan gelen bir şey var. Yani niye yıkılmış? Dünyanın ya da eski kültürlerin herhalde işte burada Walter Benjamin'e gidiyor. Yıkılmış olmasından neden haz alıyoruz, neden zevk alıyoruz? Ve bu kadar böyle güncel ve hızlı değişen yıkıntılarda bu haz hissi bize ne söylüyor? Bizi simüle mi ediyor, kandırıyor mu, gerçekliğini görmemizi mi engelliyor? Estetik burada. Ya burada böyle bir olay olmuş ve bu şiddetli bir olay. Ve sen bunu güzel bularak buna mesafe koyuyorsun aslında mı diyor. Yoksa güzel yoluyla biz estetiği böyle işlevsel bir amaçla kullanıp bir farkındalık estetiğine gidebilir miyiz? Gibi. Evet. Emin değilim. Bunu Aslı'ya sormak istiyorum aslında. Buradan Aslı sen belki bir şeyler söylersin. Ama şuna bağlamak istiyorum bu söylediğim şeyi. Özür dilerim. Yeni doğan çocukların belirli bir yaşa kadar kakalarından kopamamaları gibi bir şey var. Çocuğuna verenler bilir. Yani sonuçta ilk ürünü kakası ve ondan kopamıyor. Bu da bizim atığımız ya. Biz de hiç eşyalarımızdan kopamıyoruz. Bizim atığımız bu atık yetişirdiğin içinde dönüp burada bir estetik haz alma meselesi ve ona bağlı. Ya bu tabii şey de var ama bu işte bu post apokaliptik filmler falan sadece atık değil de yani genel olarak romantize ediyor. Yani sonumuzu hayal ediyoruz sürekli. O öyle bir fantezimiz de var yani. Niye dünyanın sonunu filmini çekiyoruz ki deli gibi yani. Hani merak. Orada bir şeyden zevk alıyor olmalıyız yani. Orada biraz sanki böyle nostaljinin getirdiği bir muhafazakarlık var. Yani ileriye bir değişim dönüşüm çabasının gittikçe muğlaklaştığı ve böyle genleştiği bir yerde geçmişe ya da geçmişe dair bir takım araçlara, nesnelere, insanlara tutunarak onu böyle muhafaza etmek ve onun getirdiği muhafazakarlıkla da ilişkisi olabilir. Yani bir dünyanın sonu fantezisi olduğu açık. Ya işte buralarda mesela sanatı düşünmek bana çok eğlenceli geliyor. Çünkü sanat ve sanatçılar bu imgeleri. Ya bu bir Hollywood filminde bir sahne tasarımı da olabilir, önemli değil. Ama sonuçta orada bir yaratıcı bir imgelem var yani ve nasıl kullanıyor yani sanat bu çevreyle ilişkilerimizde ne tür imgeler yaratıp çevreye nasıl bakmamıza yol açıyor ve burada başka hangi yöntemler kullanabiliriz? Yani benim en çok kafamı karıştıran ve Aslı'dan da aslında fikirlerini duymak istediğim buydu. Başka ne diyeyim? İşlerimi göstermeyeceğim ben bugün.
kadavra deyince bu bir aklıma geldi. Bahsetmedim galiba. Şunu demişim bir de yani işte bedenlere bakmaktan, bedenleri okumanın öneminden bahsettin. Yani bedenleri saymaktan, okumaktan. O zaman işte ben de diyorum ki yani bedenleri görünür kılalım. Ama burada mesela tuhaf başka bedenler de var. Beden deyince işte sadece bu üç boyutlu nesneler değil, işte hayalet bedenler var. Yani göremediğimiz bedenler. Çünkü işte belki kaka, a, değil mi? Lağım. Yani kanalizasyon o. Yani hani Cicek diyor ya, hani nereye gittiğini bilmiyorsun kakanın diyor. Korkunç bir şey yani. Nereye gidiyor yani? Evet. O ayrılamamış. Ben GPS'le takip etmek istemiştim. Olmaz, orada çekmez dediler yani. İşte o bir hayalet bir beden yani kaka. Benden çıkmış sonuçta. Ben bir şeyleri tüketmişim ve bir yok olup gitmiş. Böyle bir de yani mekansal olarak yani mekansal sınırların sınır zorlukları dışında da zamansal olarak da hayalet bedenler var. Yani işte burada bu ara çok aklımda olduğu için ona örnek vereceğim yine Rönesans'tan falan. Şey büyük Hollanda şirketi. O dönemin filozofları ciddi ciddi bu şirketin bedenini tartışıyorlar. Leibniz falan, Spinoza yani. VOC'nin. Evet. Oriental. Hani bu şirket bir nesne midir tartışıyorlar. Çünkü ilk kez Corpus. Bir corporation. İlk kez evet corporation kurulmuş. Kolonyal bir şirket kurulmuş. Her yerde şubesi var. Bir hareketlilik var. Yani bunun göstermek istiyor filozoflar. Yani ciddi bir nesne sorunsalı geliyor ve bu şirketleşmeyle birlikte geliyor. Yani hiç felsefi gözükmeyecek bir şey. Bir nesnenin ne olduğuna dair bir krize neden oluyor. Şimdi bugün düşünelim bunu. İşte en tipik örnek Timothy Morton'un işte yani küresel ısınmayı bir hipernesne demesi. Hani şurada diyemiyoruz ya, burada diyemiyoruz. O zaman bizim artık yaptığımız, ilgilendiğimiz sanat da herhalde şöyle şu kadar basit olmamalı artık. Yani gidip böyle müzeye görüp işte bu sanat dememeliyiz. Yani eğer bu dünyanın sanatıysa bu ağlara sızabilen böyle işte swarm davranışı olabilen muhtemelen tek kişinin sanatı olmamalı artık. Yani benim Kerem'in yaptığı sanat değil de hepimizin yaptığı, katkı sağladığı şeyler. Burada tabii ki teknoloji bir taraftan çok kötü gözüküyor bir yerine ama güzel imkanlar da sağlıyor. Mesela oralara girmek, yani NFT'yi böyle şeye çevirmek değil de bir fetiş, grafik fetişizmine değil de bu tip amaçlarla kullanma fikirleri falan beni heyecanlandırıyor. Kim arayı ısıtacak? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Kerem aslında orada bizim hep itelediğimiz, görmek istemediğimiz bir şeyi bize geri getiriyor ve o bize böyle bir anda şaşırdığımız, şok olduğumuz, hatta hayran kaldığımız bir şeye dönüşüyor. Ama sen onu fotoğraflarken aslında çok daha geleneksel bir şeye dayanarak fotoğraflıyorsun. Yani senin için rastgele bir görüntü değil. Onu sen yine bir takım altın orana göre işte kadrajlayarak mı? Yoksa sen de aynı rastgeleliği şey yapıyor musun? Sürdürüyor musun? Onu galeri mekanına taşırken. Yani buradaki bu tabii şey yani fotoğrafın burada aslında biz demin fotoğraf konuşmadık yani şeyi konuştuk. İçerideki yani gönderdiği nesneden aslında bu da tam benim eleştirdiğim sorun. Fotoğrafı transparan yaptık. Sanki o yokmuş gibi davran zaten yok falan. Ve oturup nesneyi konuştuk aslında hakkındaki nesneyi. Ama o yüzden heykel kelimesini kullandım mesela. Hani bu oradaki temsili arayüzü konuşmadım. Orada tabii ki şey var. Bakış açımıza işlemiş özellikle o sanat eğitiminin manipülasyonları şeyleri yerleşmiş de mesleki dezenformasyonları var. Neyi görsem şey görüyorum yani ben hani şeysiz bakamıyorsun, kurgusuz bakamıyorsun. Ona rağmen fena değil bence yani. Ya çünkü daha şeyi hani modernleşmeyi kabul, modern imgeleriyle savaşan bir toplumun içindeyiz. Yani daha onlarla bile bambaşka bir ilişkimiz varken gidip hani 70 sonrası sanatının imgeleri hala bizim için bir sürü şey söylüyor bence. Yani kendi tarihimiz içinden de bakmak gerek. Sanki bilmiyorum. Yani bugün ne bileyim işte bütün okulda işte konuştuk sabah yani hala
canlı model kavgası veriyorum ben yani. Hani yani o 18. yüzyıl tekniklerini yaşatmak isteyen inatla bir yapının kavgasını verirken bu imgeler tabii ki hala çok devrimci kalabiliyor diye düşünüyorum, bilmiyorum. Ben bir şey diyebilir miyim? Sizin söylediğiniz takip. Ben ormanda çalışıyorum ve Milli Park'tan çıkıp kesim yapılan yerlere gidiyorum peş peşe. Böyle bir çalıştığım ağacın doğal popülasyonu bunu yaptığı yerden sonra da kesip böyle küçük halinde üst üste sıralandığı yerlere gidiyorum. Bana her zaman o küçük üst üste dizilmiş hali inanılmaz estetik gözüküyor. Hmm. Çünkü müthiş bir organizasyon var orada. Diğer tarafta da kaos var. Altında farklı boyda fide var, biri devrilmiş, devrilenler kaldırmamış, böyle bir şey. Ghost City gibi bir yer oluyor orası. Çok karanlık bir ormanın oluyor falan. Sizin söylediğinizde şöyle bağlayacağım. Çok fotoğraf çekiyorum. Ama böyle gözükmüyor. Bana çok estetik gözüken o küçük görüntüsü aslında çevreci kampanyalarda kullanılabilecek agresif bir fotoğraf gibi oluyor. Muhtemelen o bakışa sahip olmamamdan. Hani o oranlama vesaire. Tam tersi şeye giriyor. Afişlere giriyor ve şey oluyor. Böyle kesildi böyle oldu. Halbuki bence güzel bir görüntü var orada. Her ne kadar istemesen de onların orada dizilmiş halini. Bütün imajları açabilir miyiz tekrar? Evet, o yüzden de işte bu şeyi koymak istemiştim. Bütün bu deminki yani o haz almak yani o şeyden. Bu Caspar David Friedrich'in işte bir romantik bir resim, hiç de döneminde hiç beğenilmeyen, oldukça problem, böyle buz mu olur, böyle kötü boyanır mı falan gibi eleştirilen bir resim. Gazetelerden muhtemelen öğrendiği bir, o dönemde kuzeyde keşif yapan bir gemiyi bu şekilde hayal ediyor. İşte bir post-apokalips hayali bu. Zaten resmin kendisi de biraz böyle bir, hani günümüz bu CGI, bilim kurgu CGI'larına çok benziyor, konsept sanatlarına falan. Hani bir sanki başka bir gezegen gibi. Buz zaten hiç görmediği için, yani böyle bir yeri görmediği için sanatçı buzları da o kendi yaşadığı nehirdeki buzları çalışarak böyle bir şey yapıyor. Burada benim en çok ilgimi çeken şey, ki bütün resimlerinde var, bu sıkışmış, çatlamış şeyi anıtlaştırması ve burada işte sizin sorunuza geliyor. Üçgen kompozisyon kullanıyor. Biz bu kompozisyonu yani şeyden gördük, değil mi? Kutsal figürlerden gördük. Yani doğaya, doğanın o agresyonuna ve insanlığı yok etmesine, gemiyi yıkıpmasına kullandığı kompozisyon gene kutsallığın kompozisyonu. Ki aşağıda işte sıcak renk, üstte böyle bir ışık şeyi. Bu o anıtlaşmayı düşünürken hep bunları düşünüyorum. Yani niye öyle bir ortada şey? Orada sizin dediğiniz kompozisyon meselesi, nasıl baktırdığımız ve baktığımız çok önemli oluyor. Sanki aslında biraz da manipülasyon var. Yani sanat manipülatif bir mevhum bence. Çünkü baktırmaya odaklı ve bir şeyleri aktarmaya çalışıyor. Biz de aslında oradan doğru bir şeyleri anlamlandırmaya çalıştığımızda o manipülasyona kapılıp imgeleri belli biçimlerde algılıyoruz. Evet, galiba. Yani şöyle bir şey, aslında son gösterdikleri ne mesela tam olarak yani sanat gibi bir bağlamda da sunmadığı için onları enformasyon olarak görüp diğerlerini resim olarak görmemiz arasındaki fark, mesela onların manipüle edildiğini düşünmedik. Belki de aslında yalan söyledi bize. Yani o kırmızıları boyadı orada. Niye o imgelerin gerçeği gösterdiğine inanıyoruz da bunların gösterdiğine inanmıyoruz? Bu bence tamamen tarihsel alışkanlıktan. Yani öyle bir istatistik üstünden gelişseydi sanat belki hiç öyle düşünmeyecektik yani. Bilmiyorum. Tabii burada fotoğrafın bambaşka özel bir yeri var. Aslı niye sustun o kadar konuşup ya? Bana sustun da. Diyenin. Peki taşlaşma nasıl oynaştın mı? Ya, yok ben evet, yani sizlerden gelen şey dinleyeyim diye aklımda bir sürü şey var. Direğiyle yan yana. Ha işte kaza, şunu diyecektim. Tabii o şu hikayeden çıktım. Bu
midyeleri biz gördük çünkü orada bir kaza oldu yani midyeler yüzünden. Yani o şamandıra zincirden koptu. Enkazın böyle bir önemi de var. Enkaz bize o altyapının bütün ilişkilerini görünür kılıyor. Neden? Çünkü o şamandıra koptuğu an İzmir'den şey geldi. Sahil güvenlik geldi. Ta İzmir'den Ayvalık'a geldi. Ve oradaki Ayvalık'taki balıkçılar çağırmışlar onları. Dolayısıyla mesela şunu öğrendik. Demek ki balıkçılar bunu her gün kontrol ediyorlar. Demek ki onların işte İzmir'deki şeyle bir ilişkisi var. Sahil güvenlikle bir ilişkisi var. O nereye geliyor? Yani kimin örneği de hatırlamıyorum. Kapasak kapıları, camları falan filan sabaha kadar kalsak şeyi düşünmeye başlayacağız ufak ufak. Oksijeni. Yani beden altyapılarını düşünmeye başlayıp anksiyete hissetmeye başlayacağız. İşlemediği zaman ortaya çıkıyor. Evet. Bir şey işlemediği zaman işte, kurcalamaya başlıyor. Evet. Ya da ben burada ölsem bir anda zincir kopuyor. Hepimiz mesela korkacaksınız. Yani bayılayım ben. Ne, ya şöyle nefes nefese bayılayım. Sanat işte. Bayılayım. O şekilde bayıldığım zaman bu sefer hepimiz işte şeyi sorgulayacağız. Bizde mi zehirlendik? Sustuğumuz anda bile bir şey bizde, yolunda gitmiyor zaten. Evet, bizde mi zehirlendik aklımızla falan. Yani dolayısıyla enkaza dönüşünce bedenler, altyapılar görünür kılıyor. Belki işte ya enkaza çevirebilir sanat gerçekten. Evet. O yüzden ya şeyi ben çok... işaret edebilir. İşaret etmek işte belki çok yumuşak kalıyor. Ben şeyi çok seviyorum gerçekten. O avantgard, agresif sanat örneklerini. Hı-hı. İşte ne bileyim, izleyicileri galeriye kitleyenler kimdi o? Yani sergi açılışı yapıp yok galiba Latin Amerikalı çağırıp sergi yapacağız deyip herkesi içeri kilitliyorlar falan böyle öyle şeyler yani bedeni bir şekilde hatırlatan sanatlar. Diğerleri çünkü açık konuşmak gerekirse çok uysal yani hepimizin yaptığı sanat. Hani güya bir şeyleri eleştiriyor ama resim o. Yani resim ne yapabilir ki? Gerçek değil resim. Bir de burada işte dün birkaç uzun zamandır söylüyorum hep çevrecilik şey oldu. İşte politik sanat yapamayan sanatçıların politik sanat yapıyormuş gibi göründüğü bir alana dönüştü çevrecilik. Yani orada da genelde kullanılan strateji bence propaganda oluyor. Yani orada yine başka bir önyargı var. İşte izleyicinin hiç haberi yok bu çevre olaylarından falan. Kamu spotu şeklinde. Evet, ya kamu spotu işte bakın. Eski bir çerçeve o bilinçlendirme. Hani görün de greenwashing bilinçlendirme falan. Üzerinden ilerliyor. Orada bir ciddi bir yozlaşma var. Orada da işte küratörlerimize büyük rol düşüyor ama onlar başka bir şey konuşuyor. Böyle benim genel fikirlerim bunlar arkadaşlar. Başka bir zaman daha bunların çalışmalar üstünden de gösterme şansım olur. Bugün göstermeyeceğim. Yani gezi olaylarını düşününce yani aslında orada bir çevresel bir uyarlılıkla insanlar hareket etti ve bir sürü de aslında reaksiyon aslında sanatla oldu yani performansla. İşte mesela mahvettiler geziyi sanatçılar. Eleştirsek de. Gezideki en kötü şey özür dilerim sanatçıların yaptıklarıydı yani gidip işte Şükran Moral'ın yaptığı performans. Orada en iyi iş Gezi'de yapılan sanat işi Burak Arıkan'dı. Mikslileştirme orada maalesef çıktı. Yani hani yeni medya deyince gidip abuk subuk isimleri konuşacağımızı Burak Arıkan gibi işte tam olarak söylediğimiz her şeyi yapıyor. Yani bütün sistemin ağını senin gözünün önüne serebiliyor. Bütün ilişki boyutlarıyla. Orada da ağ atölyesi verdi. İnsanlara network diyagramı nasıl kurulur öğretti. İşte, o işte gerçekten benim için hani ideal sanatlı Gezi'de. Diğerleri işte kötü temsillerdi yani kitçe. Çünkü Gezi'nin kendisi zaten çok yaratıcı bir formdu. Orada şeyi de hatırlıyorum, ilginç bir tartışmaydı. Ezgi Bakçay açmıştı. Yaratıcılık niye sanatın alanına girsin gibi bir şey. Ben onu çok tuttum, yıllardır da savunuyorum. Yani neden her estetik sanat olmak zorunda? Neden bütün yaratıcı fikirler sanat olmakta? Sanatın buna ne hakkı var? Bütün yani alanları kendi şeyine çekip onu da sonra metalaştırmaya belki de kurtulmamız gerekiyor tamamen. Yani o gündelik hayat estetiği içinde sanata ihtiyacımız var mı yok mu ciddi tartışmamız da gerekebilir yani. Sokaktaki insanın da aslında sanatı yani senin kiç dediğin şey aslında orada sokaktaki adamın yaptığı bir şey. Kendini ifade etmek için. Ben onu kastetmiyorum. Yani sanatçıların yaptıklarını kastediyorum. Sokaktaki
bir banner tasarlıyordum orada. Ve onun kendisi zaten başlı başına bir ifade aracı ve onun kendisi de bir sanat olarak görülemez mi? Yani şimdi pembe dozer öyle bir imgeydi. Sürekli girdi şeylere. Gezide çok vardı. Şimdi o mesela çok çok güçlü bir imge ama şu beni orada şu ilgilendiriyor. Pembe dozer resminden etkilenmedik biz. Pembe dozerin kaçırılıp evet onun üstünü boyanmış. Yani bizi orada yine gerçek etkiledi. İşte o yüzden sürekli o tarafa dönmemiz gerekiyor. Yani olgularla ilgilenmemiz gerekiyor bir şekilde. Hala çok hayalperest bir şey var orada. Hala çok çocuksu, çok hani klişe anlamıyla bir sanatçı şey var. Pembe ve dozer böyle. Ama dozer orada duruyor gerçekten. Ele geçirilmiş olması bence etkileyici. Yağlı boya tablosunu görsek etkilenecek miydik? Güzel bir fikir falan derdik. Burada demezdik de yani. İsterim. Oradaki birkaç sanatçının yaptığı şeye gezideki yani yaptığı şeye değinildim ama ben de orada en çok konuşabileceğimiz şey inatla İstanbul Bienali'nin yapılması ve bir replikasının da neredeyse mekanlarda sergileniyor olmasıydı. Yani orada bireysel sanatçıların o coşkunlukla oraya entegre olup bir şeyler yapabilmesi, yapması beni çok açıkçası çok da hani arada kaybolan zaten şeyler oldu. Çok konuşulacak şeyler değildi ama Biennale'nin onca zaten öncesinde de onca protestoya rağmen onca ve o protestoları bilmiyorum onları hatırlıyor musunuz? Yani ben de işte sanat tam olarak bunları hatırlatmakta başlıyor. İnsanları yaka paça, daha gezi olayları yokken yaka paça mekanlardan, toplantılardan attırdılar gözleri önünde herkesin. Ve kimse hiçbir şey yapmadı. Ve bunun üzerine de gittiler Biennale'de inatla gezi zamanında inatla bir yerine de yaptılar. Yani demek ki orada işte yani böyle bir sanatçılar falan dememeliyiz artık yani. Yani toplu refleks ve hatta sanat da dememeliyiz çünkü o kadar başka ki yani. Swarming işte, diyelim. Referans verirken buranın yaptığı ne görünmeyen ağları görünür kırmak ve bunu da herkesin aksesine açmak. Bahsedilen herkesin, şey bu mülksüzleştirme ork diye belki bilmeyenler bakabilirsiniz. Şey işte biraz önce bahsettiğim bu bir tane şey işler esas GraphCommons.com'un müellifi Burak Arıkan yani bilgisayar bilimci okunabilir sanatçı mı diyordu diyor kendi şey diye yani bilgisayar bilimi kökeninden geliyor bir sürü sanatsal iş yapıyor mesela ilk çalışması sanat piyasasının güç ağlarını haritaladı çok somut bir materyalist çalışma bağlamı var ondan sonra da yaptığı bilgisayar programıyla ağları ne tarafa giderseniz çekenler esasında o afiniteleri o ilişkileri ele veriyorlar. Yani çok gerçekten güçlü bir tek gözle göremeyeceğiniz araştırmacı gazeteciliğin dijital teknolojilere uygulanmış hali. İşte mesela soundscape'ler üzerinden İstanbul'un sahasını kapsayan ses iktidar alanlarını yapmıştı. Üstüne mesela 15 Temmuz geldi. O gece anladık onun ne olduğunu. Bu illa gerçekten yani soundlar üzerinden zaten kapsanmışız. Bu mülksüzleştirmede en belirgin kentsel mücadele olan şey mega projelerin şirketleri, kamu İlla şeyli olacak diye bir yolu yok tabii. Mesela Koç'ta yapılmıştı. Evet. Vakıf üniversiteleri şeyleri. Bu mülksüzleştirme bahsettiğim İslam Cumhuriyet Neoliberalizm bu. Bu soundscape hikayesi. Bu şeydi bu görsel güzel olarak bir şeydir. Onu yanlış anlamayın. Bunun arkasında gerçekten bilmem kaç sütun biz işte hekatonlar yapıyoruz Burak'la. Kaç sütun Excel var. Bildiğin pozitivist Excel'ler var. Onlar teker teker ticaret sicillerinden şirket yönetim kurulları çalışılıyor. Ondan sonra bütün bunlar magnet sistemiyle yani şeyler ağırlık noktalarını gösterebilmesi için yapılıyor. Ondan sonra mesela bunu da bu şeyse Anter mesela bu Koç'u evet esasında bunun gerçek interaktif olanı açarsanız bunu demek ki bu şimdi basılmış hali. Bu duruyor ve siz bir de mesela açık veri. Şirketlere satılıyor GraphCommons oradan yaşıyor. Ama biz bütün sosyal bahsettiğim bütün enkaz bilimi hekatonda birleştirip onu tamamen yapabiliyoruz. O kadar basitleştirilmiş ki ben bütün mesela öğrencilerle her derste her küçük şeyin bile aktör ilişki ağını çıkartıyorum. Failleri ilişki ağı içinde göstermesi için çok güçlü bir şey. Yani o mülksüzleştirme orada girebilirseniz mesela uygulamasını bir tek görelim. Yok. Mülksüzleştirme org yalnızca. GraphCommons yazmanı gerek yok. GraphCommons bu sistemin yani o trademark sistemin adı. Com yani. Yes. Ama oradan değil. Yani direkt mülksüzleştirme şu aşağıda. Dördüncü. Oğuz mülksüzleştirme aynı. Eğer şey yapabilirsek sign up'a gerek yok normalde. Tıklayarak. Yani bu açılırken biraz bir iki yorum yapayım.
bu tabii bir yöntem. Mesela burada da benim için hani bu yöntemin soru işareti olan tarafları da var. Kullandığı teknikten bunları ötürü. Başkaları kullanmış. Bu mesela. İlla evet burada yani siz kendi grafik duvar kitabının mesela ilişkisi. İlla böyle politik bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Aslında zaten şey çok güzel. Bu Türkiye'de var bazı özellikle yeni medya sanatçılarını çok sevdiğim tool yapıyorlar. Yani düşünmemiz için araç yapmak. Zanaat. Yani hani o araç zanaat araçlarla zaten. Sadece sanat yapmak değil de araç başkalarının da kullanabileceği araç yapmak fikri üstünden bir sanat. Bu illa işte teknolojiyle ya da başka bir şeyle olmak zorunda değil. Görüşürüz der ya. Sizin dediğiniz gibi işte bir kompozisyonun kendisinde de aslında politik ilişkileri okuyabilecek görsel eğitime ya da onu görünür kılacak. İşte bir şeyin büyük göstermek, ortada göstermek, kenar köşede göstermek. Bir de ağ içinde hani ilişkileri de yani şunu demek istiyorum. Bu illa literal bilgiyle olacak diye bir şey yok. Yok. Bilgiyi tekrar o zaman hani evet. Yani ki illa sözlü dili, yazılı dili kullanacağız diye bir şey, yani bu, baleyle de yapılabilir onu demek evet. istiyorum. Ama sadece belki çok şey kalıyor orada. Geri kalıyor. Yani o Arıkan'ın işlerinde de zamanında ben Facebook'a koyduğumda Eda hatırlayacaktır. Bir ciddi bir tartışma çıkmıştı hani. Sanat mı? Hani bu klasik evet bu sanat mı tartışması. Orada tabii ön yargılı baktığımız için onu aynı sorun şeyde de çıktı. Forensic Architecture'da da aynı. Ya yani bunlar hani sanat değil gibi bir meselelere gidebiliyor. Ama zaten insanların olur mu ya? Orada işte şeye girdiler yani. Hukuk davalarına konu oluyorlar sonuçta. Evet evet. Hayır ama bu tartışma gerçekten hani bütün bu yapılan edilenler için çok şey bizim kız bizim oğlan tartışması gibi geldi. Hani Forensic Architecture'ın işte ne bileyim İsrail evet. mahkemeleri şimdi Tahir Elçi'nin dosyasına girdi yaptıkları canlandırma, öldürme anında nereden kurşunun geldi. Orada yani da mesela çok estetik kullanıldıkları için yani çok evet, güzel estetik. Oldukları için evet. yaptıkları şey yani etkileyici bir enformasyon estetiği var orada. Evet. Yükseliyorsun izlerken ama cinayet anlatıyor. Yani evet, orada benim kafam çok karışıyor. Evet. Belki, ama çünkü onu kullandı. Hayır, güzel duyguları hissedebiliriz yani korkunç şeylerle. Yani evet. birini öldürürken haz alabilirsin belki. Çünkü yani. Onun yapılabilmiş gibi. Olmasının verdiği tetikleyici bir haz da var mesela. Çünkü en sonunda o mahkeme olan girdi. Hepimizin içinden gitti. Yani gözümüzün önünde öldürdüler. O içine patlayan implozyon. Buradan aklıma bir şey daha geldi. Bir şey var. Dün işte aslında buraya çağrılsa güzel olur. Burak Deliyer benim aynı çok şey, sevdiğim Burak bir sanatçı. Burak da Burak'la bu tam bu meseleyi konuştuk. Orada şöyle bir şey çıktı. İncelikle bakma meselesi haline geliyor sanat. Yani mesela Forensic Architecture'da ya grafiğin kendisinden etkilenmiyoruz tabii ki de nasıl bu kadar ince yani bütün malzemelerin bir kayıt cihazı olabileceğini, bütün malzemelerde bedenlerin izlerinin kalabileceğini taşıyabileceğini, her malzemenin bir hafızasının olabileceği fikrini nasıl bu kadar incelikle kullanabilmişlerden dolayı biz onu sanatsal olduğunu düşünüyoruz galiba. Yani beni burada etkileyen şey de oydu. Yani bütün bu farklı asamblajların her birinin böyle bir bellek taşıyor olabileceği. Normalde öyle bakmaz sonra çöp deyip geç. Yani ki oradaki insanlar inatla abi niye çekiyorsun bunları? Ne var burada falan. Git şunu çek diyorlar. Daha orada teknoloji göstermeye çalışıyorlar falan. Biz bunu nereden öğrendik böyle bakmayı? Sanattan öğrendik aslında. Yani ince yani görüntülerin sadece göründüğü gibi değil. Onları bir araya getiren kurguların aslında çok fazla veri içerdiğini sanattan öğrendik. Yani herhangi bir tuvali karşımıza alıp analiz ettiğimizde malzemesini ya da kompozisyonunu, kurgusunu koca bir soy ağacının içinde zaten işte o Burak'ın networkleri gibi bir networkin içinde bulabiliyoruz kendimizi galiba. Tabii her zaman pardon bu kadar geniş ölçeklerde hareket etmek mümkün değil. Bu bence çok ağır ve sert. Yani daha küçük, keyfi işte çok da düşünmeden yapılan şeylerin de yeri olmalı bence. Çünkü böyle konuşunca şey gibi oluyor hani. Hep böyle analiz ve işte bir dedektiflik mesleğine dönebiliyor sanat. Orada galiba ama evet kişisel tercihler de devreye giriyor. Aslında bunun çıktısından önce bu araç üretmekle ilgili bahsettiğin şeye istinaden söylüyorum.
çıktısından ziyade bu tool'ların, bu araçların performatif bir tarafı var iletişim kuran üzerinde özellikle. Yani senin güzel sanatlar eğitimi almış olman nasıl fotoğraf çekmeni ya da dünyayı bakışını şekillendiriyorsa diğer taraftan da aslında merkeziyetçi ya da diyerek düşünmenin dışına seni düşünmeye çağıran bir yere doğru çekiyor. Yani dağıtık ağlar, dağıtık ilişkiler, bunların her birinin aktör olması, bu aktörlerin aslında faillerle kurduğumuz ilişkiler gibi daha yatay bir yerden, çoklu bir yerden düşünmeye davet ediyor. Bunu da yani ağlara dahil olmak, bunları kullanmaktan önce bir fark etme anı var. Yani bu bence harika bir şey. Hem sanat için hem politika için. Çünkü sürekli merkezi olanı, tekliği, işte büyüklüğü, kutsallığı konuşurken bir de belki bir son bir şey söyleyebilir miyim bununla ilgili? Tam senin dediğin üstüne. Bu işte bence bilmiyorum, belki onu Burak'a sormak güzel olur bir gün, ama yani tam da bu ağların ve bütün bu teknolojilerin, bu enfografiklerin, şunların, bunların yakalamadı işte tam o hayalet bedenler bence. O hayalet bedenleri de gösteremezsiniz zaten, hissettirebilirsiniz yani. Hayaletten kastım şey, şu şekilde parmakla işaret edemeyeceğim karanlık kör noktalar, dolaylı, ancak dolaylı yoldan hissettirebileceğimiz, orada da zorunlu olarak metafora, analojiye falan başvurmamız, işte şu resimde hissettiğimiz tekinsizlik gibi yani, doğrudan göstermeyen ama orada bir yerde o varlığını gösteren, o dolaylı anlatımlar için de bence önemli. Orada gerçekten ağlı falan düşünceler bir işe yaramıyor. Orada dolayıma içiyorsun sesini. Doldurulmuş alanların dışında kalan o boşlukları bir şekilde, işte hani böyle hali analojilerle bir şekilde doldurmaya çalışıyorsun. Orası kapalı bir yer mi? İzmir açıklayan bir yer mi? Çünkü bilgiye gelen bir şey değil ya. Yani bir metafor, yani metaforu söküp düz anlamlı hale getirdiğimiz zaman, yani bir şiiri hiçbir şey ifade etmiyor. Yani şiiri şiir yapan o özel formülasyonu. Ve bu matematiksel bir şey değil. Aynı kelimeleri koyduğumuz zaman aynı şiir ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla bu bilişim teknolojileriyle, bilgi ağlarla muğalarla falan sadece kuşatılabileceğimiz bir şey değil. Yani şiirsel olarak da onun o belki yok olan o hayaletimsi bedenleri gösterebiliriz. Bir şey söyleyebilir miyim? Alt yapıları da. Yani belki de şöyle bir şey, yani bu fotoğrafı galeri mekanına koyduğun zaman o zaten bizim bahsettiğimiz o estetik olma halinden bir türlü kurtulamıyor. Ama bunu kamusal alana taşıdığında aynı işte fotoğrafları, işleri, bu sefer senin bahsettiğin o sarsıcı etki oluşuyor gibi geliyor bana. O yüzden hani ısrarla hala... Ya evet, galerinin bir şey anlamı, yani bir anlam haresi olduğu çok açık. Yani kapıdan içeri girdiğiniz andan itibaren size şey diyor zaten, yani artık sanat göreceksiniz diye kodluyor yani. Ya böyle bakmak zorunda değiliz bence. Dediğine katılıyorum. Bence şansı olsa birçok galeri, sanatçı ne galeri ne müze hiçbir şeyde çalışmaz. Ama bir şekilde o sistemin içinde devam edebilmenin ve birbirimizle tanışıp iletişim kurabilmenin en etkili yollarından birisi oralar yani. Ama illa böyle bir white cube estetiği olmak zorunda değil. Ya da öyle bile olsa o yapıtları öyle görmek zorunda değiliz karşılaştığımız zaman. Bu kamusal alana taşımak meselesinde de biraz deminden beri konuştuğumuz kamusal alanın da bir tözcü olarak yine bir şekilde, sanki onu değil de sokak tiyatrosu yapınca veya işte ne bileyim dezavantajlı mahalleler ve kırılgan gruplar, bir de öyle var ya hani politikayı ikame eden, çevreyle ilgilenince, yoksulla ilgilenince, işçiyle ilgilenince, korkuyorum fakir ben mesela. Fakir edebiyat işte. Fakir edebiyat. Bir de belki de yani şehir planlama bölümündeyim ve muhalif bir şehir planlama bölümünde o kamusal alanın müthiş olumlu yüklenmesi. Yani o ön öğrencinin hele gezi mezi 8'i zartta kamusal alan, zurtta kamusal alan, kamusal alan yani... ya bir şey, mesela İstanbul'la yüzleşme denemeleri diye bizim alan için önemli bir kitap çıktı. Kamusal alan bölümü var falan. Yalnızca olumlu, işte Gazi Mahallesi var, muhalif alanlar, gezi var falan. Ya kamusal alanın şahikasıyla tek parti rejimini 20 senedir taşıyoruz. Hani biraz hani kamusal alanın tamamen olumlu kodlam, kamusal daha ötesi var mı? 20 senedir aynı partinin bir sürü rıza oydaşı mekanizmasıyla, ya yani mesela onun içerisinde Bağcılar olmalı. Onun içerisinde ne bileyim işte akrabasını çalıştırarak taşeron ortama, kamusallık orada. İşte sosyal medya üzerinden oluşan kamusallık, yani müthiş bir tözcü ve olumlu
fetişizm mi var? Kamusal alan fetişizmi. O zaman da sırf düz mekansal bir düşünce oluyor. Hani galeri değildir, burası buradır. Ondan sonra gittiği yer de çok tehlikeli. O zaman tematik çalışmaya başlıyorsun. Çevre, işçi, gecekonduya gidelim falan. Hani o yeniden o kendi sınıfsal sınırlarında o idealizm yeniden oluşturuyor. Yani sanki bir galeride de bu olabilir. Bir parıltı anı olabilir olarak. Bir derslikte de bir anda olabilir. Ama kesinlikle eskiden kamusal dediğimiz şeyler, sokağı, ne bileyim galerisi, dersliği vesaire, bu zaten yanlıştı ona öyle bakmak. Bir garanti değil, cepte olan şeyler değiller. Yine o anı yeniden başka konstelasyonlarla yaratmak lazım. O yüzden bence bu kamusal alandan çok bu forensis kavramının geldiği forum. Çünkü burada varmış gibi yapmıyorsun. Şimdi biz işte düz düşünce, ondan Grek işte tez başlıyor, hadi bakalım Yunanistan'da şöyle olurdu, kamusallık agora, ah agora'dan forum. Hani hayır, forum esasında işte medyumlar üzerinden, medyumların nereye plase edileceği şey üzerinden, field üzerinden forensis yaratılıyor. O yüzden hani adli olan, suçta var, kanıtları yan yana koymak var, muhakkak bir tercüman var ve tercüman olduğunun bilincinde bilinçlenme süreci var kolektif çalışmada. Benim Goldsmith'teki bu ekibin etkilemesi bu. En sonunda onunla alanı yaratılır. Forensis alanında mesela o şekilde bütün işte işgal alanlarının gerçekten bilmeyenlerin bakmasını çok öneriyorum. Çok uyduruk tercüme edildi. Yani gerek orijinaline giderek, işlerine bakarak çok iyi anlamlandırırsınız. Yani o alanın topografi içinde belgelenmesi veya işte crack çalışması, küçücük bir şey, çatlaklar üzerinden, işte hani aşağıda bir biblik arkeoloji yaparak kocaman bir Filistin şeyini çökertiyor. Yani bir tek bunu çalışmıyorlar ama veya işte kaybedilenlerin işte yakın zamandan vurulduğu için beyindeki, yani kafatasındaki crackler üzerinden gerçekten crack, çukurlar, çatlaklar çalışılıyor. Müthiş ilgili şey. Ve o crack de dedin yani o hatlar üzerinden, kırılma hatları bir ağı veriyor. Olabileni olduğu gibi veriyor. Bir zaman orada bir tane İşte jeolojik katman da var onun içerisinde. O andaki son kurşun impaktı da var. İşte şeylere incelikli bakma sanatı yani. O yüzden hani tekrar kamusal değil, forensis ve onun ortamını da nerede sunulacağı üzerinden de bakıyorsun. O forumu yaratma benim sonra eski dil solcu kafasında örgütlenme meselesi o zaman. Her yer bir şeye dönüşebilir. Yani forumu yaratmak çok önemli. Varmış gibi yapmamalıyız modern. Ya tek tehlikeli orada bence benim için bir şeyi fazla ilişkilerine indirgiyor biliyoruz o zaman. Yani şu bardağın sadece işte elimde tutup içiliyor olması işlevine mi? İlişkilerine. İlişkilerine. Yani zaten oradan o da çıkıyor ya. Yani ne yaptığına sadece bir bu kalem başka bedenler üzerinde ve benim bedenim üzerinde ne yapıyor gidiyor. Ama sanatın burada ben geleneksel düşünüyorum biraz yine romantiklerden. Hani bu kalemle ilgilenen bir tarafı var sanatın. Yani forensikte de Burak Arıkan'da da ben onunla ilgilendiklerini düşünmüyorum. Onu da kendi forumunu yaratması gerekiyor belki. Mesela hani baktığın zaman gerçekten işgal coğrafyasının yan yana baktığında müthiş bir Vazarelli resmi gibi gözüküyor. Tamamen soyutluğu bir yere yaparsan hiç kimseye de ne olduğunu söylemezsen de kesin sapas yani geçer bir sergi olarak. Ama o zaman ise onun da bir forumun yaratılması lazım. Kimse tek başına bunu bitmiş bir yani kaybın bu kadar rahat bir şekilde bence tanımlanabilir bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Ya da kazanın ve felaketin yani çok açık ya da verilen zararın da gene aynı teknolojilerle üzerinin kapatılması oralarda bir soru işaretleri var kafamda bilmiyorum. Evet tam oradaki mesela ben daha çok hani mimar haritalama şeyinden bakıyorum. Sanatçılar nasıl hissediyor? Çünkü ekip gerçekten karışık bir ekip. Bu Forensic Architecture, Goldsmith'in altında. Onlar hangi noktada, yani ben sonuç ürünlerine bakıyorum ama mesela çok kafamda tahayyül edemiyorum. Büyük bir ihtimalle onların plasmanı, kadrajı, sunumu, hani mesela sosyal bilimci kuramcıları ekibi düşünebiliyorum. Mimarları yine çok iyi düşünebiliyorum ama acaba gerçekten hiç sanatçıya tanışmadım. Evet ama ben mesela bakıyorum hepsini sosyal bilimcisiyle çalıştım ama hiç sanatçı işte onu evet onların evet var biliyorum ama mesela hiç ben fiziksel olarak da tanışmadım ve tam olarak mesela üretim sürecinde nerede nasıl dahil olduk mesela bilmiyorum. Mesela Lawrence Abu Hab'dan mıydı? O mesela onlardan çıkan daha o mesela da alanını forumuna başka bir dönüştürebilir bu tartışma şey, daha mi? Çok gerçek. Peki. Bitirelim mi hocam? Ha bana mı dedin? Evet. Saat forum on olmuş hocam. Evet. Bana bakılıyor. Hocam niye ben birden şey yaptım ya?
Fetiş ben oldum. Kötü işten çok konuştum. Dükkan sahibi söylesin. Biz teşekkür ederiz. Ece, Oğuz. Evet evet, o aklım orada benim. Diyelim hatta. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Evet. Çok sağ olun. Thank you.